Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezil dileyen Amarat benimden. Tekrardan İstanbul'dan herkese merhabalar. Hayırlı sabahlar efendim. Yine İstanbul'umuza geldik bomba gibi yarışmacılarımızla. Çok güzel bir hafta olmasını diliyoruz. Şu anda Sancaktepe'deyiz ve haftanın ilk günü yarışmacısı Şennur Hanım. Bakalım iddiasıyla, temizliğiyle Şennur Hanım haftaya bomba gibi düşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ben Şennur Hanım'ın zilini çalıyorum şu anda. Siz de diğer kalan yarışmacıları bir kısaca tanıyın bakalım. Haydi buyurun. Merhabalar, ben Şennur Çapkın. Sinopluyum, 50 yaşındayım, 4 tane çocuğum var, 3 tane torunum var, emekliyim. Merhabalar, ben Sultan Kaya, 34 yaşındayım, ev hanımıyım, 3 tane kız çocuğuna sahibim, 18 yıllık evliyim, aslen Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Merhaba, ben Şerife Üstün, 41 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, bir tanesi özel, aslen Amasyalıyım, ev hanımıyım. Merhabalar, ben Nazime Nesirova, aslen Azerbaycanlıyım, 40 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim, aşçıyım. Ben Havva Akçısak, 30 yaşındayım, aslen Manisa Salih. Finansal bir kurumda portföy yöneticisiyim. Merhaba, hoş geldiniz. Günaydınlar. Şenur ablacığım, nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı sabahlar. Nasılsın? İyisin İyiyim, inşallah. Siz nasılsınız? İyi, biraz heyecan var görüyorum. Evet, var. Bir el ayak birbirine dolandı. Evet. Sakin ol, hiç heyecanlanma. Şimdi birazdan şöyle bir evimi detaylı gezeceğim tamam. Seninle. Sonra tamam. Misafirler gelecekler. Hazırsan o zaman mutfaktan başlayalım. Evet, buyurun. Bakalım Şenur ablamın detayları nasılmış. İnsanlar ölüyor kadın. Ben hamarat bir kadınım. Evimi geçindirmek için her işi yaptım. Aşçılık yaptım, şirketlerde çalıştım, kepçecilik yaptım, temizlik şirketlerinde temizlik yaptım. Elimden her iş gelir. Kendime güveniyorum, kazanacağıma inanıyorum. Evet Sultan Hanım, ana yemeğin görünümü nasıl? Kadir Bey, görüntü olarak hiç beğenmedim. Şu şekilde gördüğünüz gibi suyu pilava geçmiş. Yani şehzade kebabını daha ayrı bir kapta beklerdim. Yani ufak bir güveç de olabilirdi, ayrı bir tabakta sunulabilirdi. Şenur Hanım, şehzade kebabını neyin içinde pişirdiniz? Yani yaptıktan sonra bütün işlemlerini fırınladınız mı? Direkt fırın tepsisinde mi yaptınız yani? Yoksa güveç kapta mı? Tarifi sonra veririz. Şimdi görüntü olarak beğenmediniz. Görüntü olarak siz. Evet beğenmedim. Peki. Şerif Hanım siz ne diyorsunuz? Kadir Bey, zaten patlıcanın mevsiminde değiliz. O yüzden patlıcan yemeğe acılık vermiş olabilir bilmiyorum ama tadına bakacağım. Pilavda derseniz sardı mı pilav dibine? Bir tık. Sarmış evet. Ellerinize sağlık. Tadına bakıp yorum yaparım tekrar. Peki o zaman direkt tadından başlayalım. Buyurun. Evet Havva Hanımcığım, yemekle alakalı yorumunuzu alalım. Buyurun. Fırına girmedi galiba değil mi? Girmedi. Fırınlanmamış, yetişmedi muhtemelen. Yani böyle patlıcanlar falan hiç tane tane olmamış. Biraz çok böyle ezilmiş bayağı bir. Hani çok yorulmuş yani yemek belli. Bayağı. Çok mu kaynamış? Çok yani kaynamış, pişmiş ama böyle patlıcanlar ezilmiş, dağılmış içerisinde. Hiç mesela patlıcanın kabukları kalmış sadece. Ya da bilmiyorum yani herkeste de hemen hemen öyle gördüm ama patlıcanın içinde hiç patlıcan kalmamış, kabuklar kalmış sadece. İçi dağılmış olduğu gibi, fırın görmemiş. Birazcık daha böyle sanki salça sosu isterdi gibi. Evet. Değil mi abla? O olmamış. Yani onlar eksik. Yani şu an şehzade kebabı olması gerektiği gibi olmamış mı? Olmamış. Fırına girmemiş bir kere zaten. Fırına girmemiş. Tam normal karışmış kalmış. Patlıcanlar da birazcık çok fazla yorulmuş yemeğin içerisinde. Ezilmiş gitmiş. Bak hiç kabuklar kalmış sadece. Tam bu böyle sanki böyle et kavurmasının içerisinde patlıcan kızartması eklenmiş gibi olmuş. Etin pişmiş, hani, güzel pişmiş. Tadı etin. Da güzel. Etin güzel pişmiş. Tadı da güzel. Hafif yani mesela ben acılı seviyorum ama acılı sevmeyen birisi acının ayarı biraz kaçmış. Mesela acı Hava sevmeyen biri acılı der. Pardon, et kavurması gibi dediniz de et kavurması da olmamış ki. Büyük Etlerin olmuş. Büyüklüğüne bakar mısınız? Etler çok hayır. Normal bir et kavurması tarzında olmuş. Tabii ki de büyük olmuş zaten. Etler çok, çok büyük. Büyükler, hani evet. Onlara gelene kadar normal. Ve üzerinde yağları çok fazla var. Siz Şenur Hanım'dan böyle bir şehzade kebabı bekliyor muydunuz bugün? Hayır. Ben beklemiyordum. Ben açıkçası abla sen Kastamonu'musun. Ben senden bandurma beklerdim. Bak onu yapsaydın el hamuru açmışsın. Ne beklerdin? Kastamonu'ların bandurma. Bak biliyor. Bandurma beklerdim ben. Mesela Kastamonu'lusun. İçerisine el çarşaf hamuru açmışsın. Onun yanına hazır elin hamura girmiş. Yanına bir de yufkaları yapardın. Yay etini tereyağlı, cevizli mis gibi. Bence onu yapsaydın iki tane el işin olurdu hem. Hem içinde et o de vardı. O zaman da menüde daha çok uyumsuzluk olurdu ama çarşaf ama bak hayır arkasına. Kendi mesela yapsaydı bence onu daha iyi yapardı. Daha meşakkatli bir ana yemek mi? Yani içerisinde hamur var, etini yapıyor.
Ayrıyetten. O yemeği bilmediğimiz için şu an biz Fransız kaldık mevzuya. Ama sizin herhalde çok böyle ağır uğraştığınız ana yemeğiniz. O kendi mesela Kastamonu'nu anlatsın. O yüzden hani ben söyledim onu yapsaydı diye. Eti haşlıyoruz yani tavuk. Eti onu haşlıyoruz. Tavuk kavga aslında daha güzel oluyor. Kavga eti yasak. Ördekle ya da. Şimdi davet sofralarında tavuk etini çok tercih etmiyorlar. Eleştiri sebebi oluyor. Ha, onun eğer dana etkisi ya da kuzu etkisi oluyorsa. Hayır mesela bunun yerine diye diyorum mesela. Tavuk haşlıyoruz. Suyuna yufkaları bandırıp bandırıp sıra sıra diziyoruz. Hı. Eti de ortaya koyuyoruz. Herkes etiyle birlikte alıyor yani. Hı, sen onu porsiyon olarak yapardın ama mesela hamur olmaması önemli olan onda da hamur. Peki şu an lezzetli olmuş mu Avan? Ya ben açıkçası tam olmamış. Beğenemediniz. Peki Sultan Hanım? Evet Kadir Bey, yemek şehzade kebabı değil. Şenur Hanım'dan beklediğim bir yemek asla değil. Tecrübesine güvenerekten daha güzel bir yemek beklerdim. Eminim daha da güzel yapardı ama neden böyle olmuş bilmiyorum. Patlıcanlar. Neden olmuş sizce? Yani o kadar özensiz hazırlanmış ki patlıcanlar çok fazla kızartılmış birincisi. Evet acı tadı gelmiyor patlıcanın. Bu güzel bir şey. Ama o kadar çok kızartılmış tekrar da tencerede o kadar hızlı bir ateşte pişmiş ki tencerede değil de. Yok kızarmalar aslında hep orta derecedeydi. Hiç öyle çok nar gibi kızarmadılar. Nar gibi kızarmadıysa o zaman Kadir Bey pişme derecesi çok zaten. Yüksek ateşte pişmiş. Pilava da yorum yapacak olursak pilav karabiber ekelemiş gibi üzerine. Evet ettim. Karabiber mi bıraktınız attım. Pilava? Süt var içinde. Az. Karabiber eklemiş gibi süt ama zaten ne? Şey de var yani dibine tutmuş gibi sanki o tereyağının siyahlıkları üzerine çıkmış gibi. Taneliğinde hiçbir sıkıntı yok. Bak ağzımıza aldığımız zaman da tadında da hiçbir sıkıntı yok ama görüntü olarak kötü olmuş. Peki siz dibine sarmışlığını aldınız mı Şerif Hanım bakarken? Yok tadında almadım Kadir Bey. Dibine sarmışlığını almadım. Yani. Tuzunda tadında bir sıkıntı yok ama görüntü çok olarak. Sultan Hanım'ın damak zevkini beğendiniz mi? Siz bakarken dibine sarmış dediniz ama Sultan Hanım hiç ağzına dibine sarmışlık gelmemiş. Dibine sarmamış tencere hiç sarmamış. Ama şeyi söyledim Kadir Bey. Dibine sarmışlığı sanki tereyağlar yandığı için üstüne çıkmış. Mesela karabiber değil de tereyağı yanığı dibine çıkmış. Dibine sarmışlığını ama o pirinçlerden yok. Anladı. Evet, kurumuş evet, zaten. Yok ama. Dibine sarmasa kurumaz bu pilav. Bu bir. İşte size denk gelmiş. Mesela bende öyle bir görüntü yok. Yani sadece aynı tencereden yediğimize göre vardı. Hepimizinki aynı kaptan. İyi karıştırılmadan çıkmış. Bırakılırsa sizinki dipten gelmiştir. Bende dibine sarmışlık yok ama görüntüde evet var. Sonuçta dibine sarmış pilav. Sultan Hanım sürekli kendinizle çelişiyorsunuz. Pilavın dibine sardığını anlamadınız bile. Yemek bilginiz olduğunu hiç sanmıyorum. Şerife Hanım ya beni anlamak istemiyorsunuz ya da zıtlaşmaya çalışıyorsunuz. Ama ben olsam beni bu kadar hafife almazdım. Ama benim tabağımda dibine sarmış bir yer yok. Sonuçta koku sarmış da yok. Ama yani. Bütünce bir kamçı evet, sarmış olabilir. Tencerede dibine Şerife sarmış. Şerife Hanım bak aynı şeyi konuşuyoruz. Niye? Dibine yok, sarmış yok, olabilir. Ama lezzet yok. Olarak İlk ben yanık kokusu ya, almıyorum. Tek tek konuşalım. Siz Sultan Hanım'la bir muhabbetinizi bitirin. Dibine sarmışlığında evet okeyiz ama koku yok. Koku sordu Kadir Bey benden. Koku yok. Sadece sanki tereyağı. Koku sormadı. Sadece tamam, Şerife Hanım mesela pilavı hiç yemeden şöyle baktı. Pilav dibine sarmış ama dedi. Evet Kadir Bey. Siz Şerif dediniz Hanım'ın... ama dibine sarmış demediniz. Evet. Yani Şerife Hanım abarttı mı biraz dibine sarmışlığı? Abartma değil. Şerif Hanım'ın pilavının üzerinde zaten dibine sarmış. Hayır Kadir Bey'de de var. Bende öyle bir görüntü yoktu. Bakabilir misin Şerif Hanım'a? Bir bakabilir miyim? Karıştırıyorum tabii. Şu anda salçası bulaştı bak buralara mesela. Kadir Bey, evet bakın. Ama bak ilk başta görüntüden bahsediyoruz. Görüntüde yoktu. Şimdi böyle görüntüde bende yoktu ama sizin üstte vardı. Kıyısından, köşesinden pirincini anlamanız gerekirdi. Onu anlamamın yeri zaten siyahlıkları. Ben de o yüzden karabiber mi kullandınız dedim. De yoksa tereyağı mı yandığı için üzerine gelmiş dedim. Nazım Hanım da bir şey söylemiştir. Kadir Bey bunun dibi tutmamış. Kavururken sık sık kavurmadığı için fazla şey gibi şehriye gibi kızarmış pirinçler. Evet, koyu renginde oradan almış. Şurada bak, bakın. Karabiber de var. Yoksa taneliğinde hiçbir sıkıntı yok. Ne diyorsun Şerife? Pilav tane tane ama dediğim gibi dibine sarmış. Patlıcanlar çok büyük. Bu kebap kebap değil abla. Hmm. Üzgünüm. Etler de bana göre pişmemiş. Ben ağzıma aldım ama bakın çatalı bile zor batırıyorum. Dana kuşbaşı mı bu? Dana kuşbaşı. Dana evet. Yani keşke biraz bunları bölseydin abla. Patlıcanlar büyük kalmış dediniz. Patlıcanlar hiç yok ki. Yok yani. Hiç etlerin pişmesinde bir sıkıntı yok. Patlıcanlar büyük kalmış diyor da hiç patlıcan kalmamış. Sen etler büyük kalmış dedim. Tamam etler büyük ama bak etin pişmesinde hiçbir sıkıntı yok. Neden etler büyük? Ben yorum yaparken neden herkes konuşuyor acaba? Ama konuşuyoruz. Ama sıranız bitti. Bana söz verildi. Ben bir bitireyim yani. Herkes ama konuşma denilmedi. Konuşma denilmediği için ama konuşuyorum şu anda. Ama ben sözümü bitireyim. Kusura bakma ama bu etler pişmiş. Yemeğinize ama yoruma dayanamadığınız için mi araya giriyorsunuz? Evet. Yani ama pişmiş bir şey ama pişmemiş bakın, diyemeyiz ben zaten ki. Zor bak zor. Evet pişmemiş. Zor şey yaptım yani. Pişmemiş, yani haklı. Bunu böyle zaten
büyüklük çok fazla. Bunu böyle alıp böyle içerisinde alışmışsınız. O eti. Hayır onu değil, onu değil. Şimdi ben bunu kesmeden neden almıyorum? Tamam, kes al. Ya ben ağzıma almak istersem zaten alırım. Ben aldım ve etin tadına baktım. Bana göre pişmiyor. Bana göre et pişmiş. O konuda sana katılıyorum. Evet. Okey. Şehzade kebabı değil ama pişmiş. Boyutu patlıcanların boyutunda kızartılmış patlıcan. Patlıcanlar öldüğü için o büyük duruyor. Et pişsin yok, diye et patlıcanlar büyük zaten. Aynı boyutta ölmeseydi, değiller. Bu kabukları çıkmasaydı çok aynı boyutta olsaydı güzel olurdu. Yani işte. Şerife Hanım bayağı sinirleniyor şu anda. Ya bir söz veriyor, bir konuşalım yani. Bırakın tamam. Da bir tamamlayayım. Nazime Hanım, neden her yorumumun içindesiniz? Ama yeter artık. Şerife Hanım, size katılıyorum. Nazime Hanım her konuştuğunuz konunun içerisindeydi. Her lafınızı kesti. Anlaşıldı. Bütün hafta Şerife Hanım'la Sultan Hanım'ın tartışmasını dinleyeceğiz. Etler pişsin diye ablacığım, sen bunu biraz ocakta fazla bekletmişsin. Patlıcanlar erimiş. Kısacası bu. Evet. Etlerin de tam pişmemiş. Pilav da dibi aynen tutmuş. Üzgünüm, olmadı. Salata için ne diyorsunuz? Salata özensiz Kadir Bey. Çünkü benim domatesimdeki şu sap kısmı duruyor. Zaten orantılı kesilmemiş ortadan. Turp, şurada bir kısmı turp. Yani biraz daha özenli olabilirdi. Ölmemiş, ölmüş diyemem. Ellerine sağlık. Yani ben salata yorum yapmadım. Ben de yorumlamak istiyorum Kadir Bey. Buyurun. Turplar evet çok fazla küçük rende yapılmış. Evet, uzun ve sıkılmış. Sanki daha erkenden yapılmış bir salata. Çok özür dilerim. Şerif hırsınlar eti ağzına bak. Demek ki et pişmiş Şerif Hanım. Ki ağzında bak, kocaman eti koydunuz. Hayır, hırsızlar çiğ et yiyor şu an. Ya sakız sakız yani. Ya şey diyebilir miyim, yağlı olan, farklı. Yağla birlikte olan etler yumuşamış. Yağ sen kime hırsızlandın bu eti basın ağzına? Ama şey olanlar, yağsız olanlar yumuşamamış. Lafımın bölünmesinden hoşlanmam. Ben kimseninkini bölmüyorum. Şerif Hanımcığım, etin kesilmesiyle alakalı sıkıntı var. Bak, etin parça parça bazı böyle üçlü şekilde bak görüyorsunuz kesiliyor. Çünkü yağlı olan yer kesiliyor. Tabii ki haklıyım. Haklı olduğum için konuşuyorum zaten. Bugün Sultan Hanım'ın günü. Dün iddialı yorumlar yaptı. Yemek bilgime güveniyorum kesinlikle dedi. E hadi bakalım Sultan Hanım. Bugün sizin gününüz, marifetinizi gösterin diyorum. Zile basıyorum, gün başlasın. Günaydınlar. Günaydın Sultan Hanımcığım, nasılsınız? Kadir Bey, iyiyim. Hoş bulduk, teşekkür hayırlı ederim. Sabahlar. Hayırlı sabahlar. Evet Sultan Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz valla, merakla geldim. Önce evet. Gibisini köşesini merak ediyorum. İçer sonra marifetin menünü merak ediyorum. Evet. Çünkü masada böyle güzel yorumlar yaptınız bu hafta, herkesin gümbür gümbür. Evet. Dün Şenur ablanın başına geleni de biliyorsun. Biliyorum evet, çok yani büyük bir talihsizlik yaşadı. Evet. Sadece o biraz beni korkutuyordu ama artık bütün korkularımı yendim. Nasıl anladın? Biraz Şenur Hanım beni korkutuyordu, şimdi hiçbir korkum kalmadı. Tek rakibim Şenur da onu da eledim diyorsun. Eledim tabii ki. Evet. Hadi bakalım, inşallah Şenur'un başına gelenler sizin başınıza gelmez. Amin inşallah. Peki başlayalım mıydı kesin? Tabii ki. Nereden buyurun Kadir başlayalım? Bey. Böyle mutfaktan başlayalım. Evet, bence. Buyurun Kadir Bey. Merhabalar, ben Sultan Kaya. 34 yaşındayım, ev hanımıyım, 18 yıllık evliyim, 3 tane kız çocuğuna sahibim. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlıyım. Evet, Nazime Hanım'dan başlayalım. Buyurun Sultan Hanım'a yapın yorumunuzu. Dediğim gibi genişlik olarak yumuşaklığı eğer bu kadar geniş açarsan yumuşaklığı iyi, çok kurumamış. Bu daha küçük olur. Şöyle şu civarlarda köftesinin içinin malzemesinde böyle yaymıyoruz. Direkt yuvarlak bir şekilde basıyoruz evet, içine. O zaman poğaça gibi olacak. O et orada kalıyor. Kalıyor, kenarlara hamur kalıyor. İşte onu kalmıyor. Zaten taş fırınlarda yaptıkları için pişiyor. Gür böyle ateş olmadığı için bu fırınlarda o olmaz. Ne olursa olsun ben senin hakkını veririm. Asla yemem. Öyle bir insan teşekkür asla ederim. Değilim. Ben bile bak hata yaparsam hani abla gibi yetiştiremesem bana da bir ver. O öyle o derecede. Yani şimdi orijinalinden geçelim. Ortası çukuru, kenara eğri, şurası büyürü geçelim de yani. Lezzet biraz mi lezzet mi tartışsak tamam, acaba? Lezzeti hamurun lezzeti güzel ama içinin harcına çok karabiber koymuşsun. Çok karabiber. Acılık var. Çay kaşığının ucuyla karabiber koydum. Acı mı? Acı hanım. Acı. Birazcık pul biber ekledim ama karabiber acısı değil o tatlınız. Biraz, karabiber ya. Acısı değil. Şerife Hanım da Nazime Hanım okey dediyse demek ki acılık var ciddi anlamda. Karabiber acısı geliyor. Şerife Hanım da Nazime Hanım'ı onayladı. Ben gerçekten acılık ama karabiber acısı geliyor mu? Acılık var. Karabiber acısı değil aldığınız. Peki şu an lezzetli bir cantik yiyor musunuz? Hayır. Lezzetli bir kıymalı patatesli kır pidesi yiyorum ben. Kır pidesi yani olması mi? Gerektiği değil, bu değil. Üstü açık kır pidesi yiyorum ben. Kır pidesi olması çok gerektiği severim, gibi değil. Pizza da diyebiliriz. Samanlıyor. Ben semizotuna yorum yapabilir miyim? İkisine birden yapın buyurun. Birazdan alacağım Nazime abadan yorumunu.
Şimdi öncelikle semizotundan başlamak istiyorum. Biraz tuzlu olmuş. Tuzlu. Evet. Çok tuzlu. Bana sarımsak bir tık bana da geldi. Geleceğim, evet. Geleceğim. Sana da geleceğim. Tuzlu. Tane tane. Şimdi semizotu yoğurtla yapıyorsan sarımsakla güzel oluyor. Biraz daha meze türü. Ama tabii davet yemeği olduğu için şimdi sarımsak olmuyor. Koyamadım. Kavurup koyabiliriz. O zaman semizotu... kokusu kavurup mu? Evet. Hafif... Semizotu salatasını. Yok, kavurma olmaz. Şeyi... Daha neler duyacağım Allah'ım. Hafif böyle soteleyip öldüreceksin, kokusu çıkacak. Koyacağım yok, o şekilde. Semizotu yoğurtlu bir salataya... Şey yok, sarımsağı evet, koyuluyor. Gerçekten konuşamıyorum evet. Şu an. Ben Ege'liyim, ben söyleyeyim. Niye bu çok özür dilerim, lafınızı mı? Niye bu kadar hayatımda ilk defa yoğurdu yani meze tarzı bir salataya sarımsağın kavrulduğunu duydum. Şerif Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sultan Hanım bayağı bir koymayabilirsiniz bak, koymayabilirsiniz ama tuzlu ne olur, var sarımsak tuzlu. Evet, kavurup da. Bazı yerlerde ben bunu duydum, yapan var. Sarımsak kokmasın. Ya yola gideceğim ya misafirle gideceğim. Ay evde de bu var ama kavurup da koyanlar var Kadir Bey. Yoğurdun içine öyle. Yoğurdun içine. Var. Koyuluyor çok da güzel oluyor. Şişince sen sizde ilk defa bir şey diyeceğim. Niye senin her söylediğinde bu kadar tepki veriliyor masada? Neden yorumların bu kadar yapılıyor? Bilmedikler için olabilir. Bilmiyorlarsa öğrensinler o zaman. Püf noktalarını bilmedikleri için. Nasıl? Ben şimdi püf noktalarını bilmedikleri için belki olabilir. Yani ben... o püf noktayı aldım ama ömrü hayatımda bu salataya sarımsağı kavurup koyar mısın Sultan de? Koymam. Büyük konuşma belki gelir. Ay yok. Hayır koyuluyor. İşletmeleri de ne işi var ya? İnsanın başına gelir. Valla bir şey söyleyeyim mi Sultan Hanım? Ben birçok yerde çalıştım. Hani siz belki çalışmadınız. Ben de çalışmasam belki bilmezdim ama birçok aşçının yanında çalıştım ve yapılıyor bu. Ama o sarımsak mesela bolca yağda kavrulmuyor böyle. Sakızın yağı attık bitti. Evet. Zaten eriyen bir şey. Rendelediğin için hemen eriyor. Yok asla. Bendur abla nasıl buldun cantiyi? Cantiyi sabah seyrettim dedim. İyice. Bu böyle değil. Şimdi bunu orijinal cantik olarak kabul etmiyorsun. Yok değil. Şey de kuru gibi olmuş zaten. Ağzında bayağı bir çiğnemek, eritmek lazım. Bu da acı geldi bana. Acı hem mi? De mevsim değil. Evet biraz tuzum acıydı. Sen tuz acı gibi geldi. Tuzu yoğun. Tuz evet bir tık fazla tuzu var ama acıyla onun hiçbir işi yok yani. Acının ne işi var onun içinde? Tuzu yani acı geldi. Ha, tuzu evet bir tık belli onu kabul ediyorum zaten. Bir bu tık da bana zaten da geldi. Kuru gibi olmuş. Bana çok şey yapmadı ya. Senin benim, böreğinin yanından geçer mi bu? Benimki dün de kaldı işte. Şey yapmadım. Benimki de hiç karıştırma diyorsun. Peki Şerif Hanım çok güzeldi ama tuzluydu. Şerif Hanım siz nasıl buldunuz? Patatesli kıymalı bir pizza yedim diyelim. Pideyi kabul etmiyor hanımefendi çünkü. Semizotunu da mevsimi olmadığı için patlıcanı da dün eleştirmiştim zaten. Mevsimi olmadığı için semizotunu da eleştiriyorum. Biraz da tuzlu olmuş. Biraz değil bayağı bir tuzlu olmuş. Bayağı tuzlu. Bir tık fazla bayağı bir tuzlu peki, değil. Ben afiyet olsun. Ellerine afiyet sağlık. Afiyet olsun. Hatta afiyet olsun. Tabii ki de. Keşke memlekette birazcık de, alakası olsaydı. Eminim ki hani daha önceden çok daha güzel yemekler tabii yapmıştır. Tabii ki de yapıyordur. Misafirler ağırlamıştır ama bu iki saat içerisinde bazen bizim insan... için önemli olansa bu iki saat bizi neler bekliyor uyum, bilmiyoruz tabii. Hani konuşuyoruz ama. Soğuyunca gitmiş yani. Soğumuş da her şeyi tabii düşünmek. Yani varmamış. Size mesela editörümüz özellikle menü konusunda arıyor. Tekrar soruyor. Emin misin bunu diyor. Bak bu yapılmıyor diyor. Bunun şöyle problemi var. Ben alt tabakla veriyor muyum? Bazı yarışmacının üstüne basa basa hayır ben bunu istiyorum diyor. Sonra da problemler yaşanıyor. Hadi ben servis tabağı. Şöyle deneyeyim. Peki hiç gözü korkan var mı? Yani şimdi ilk gün ana yemek yetişmedi, ikinci gün sofra yetişmedi. Bir Allah Allah olan var mı şöyle bir Allah'ım ne olacak bilmiyorum. Hiç böyle de olmamıştı ama bu hafta niye böyle oluyor? Benim de başıma gelecek mi? Benim biraz var, aşamalarım çok çünkü. Tedirgin mi olmaya başladın? Hayır, ben onları bir sıralama gözümde geçirdim, sıraya koydum. İnşallah olacak. Bir ön hazırlık yaptın. Salatalarımızı beynimde hani düşünce olarak ön hazırlık bunu yaptım. Bunu alabilir misin? Evet. Peki Şerif Hanım ilk gün demişti ya ben asla Kadir Bey'e yardım ettirmeyeceğim diye. İnanmış mıydınız buna? Yok inanmamıştım. Hala inanmıyor musunuz? Hala inanmıyorum. Gerçekten ihtiyacın olur çünkü. Yani eğer ben o mutfakta Kadir Bey'den yardım aldıysam ki hamurlarımda falan asla yardım almamaya gayret ettim. Tabii ki öyle olması yani gerekiyor. Hani salatada falan evet. Ben bile dedi yardım aldıysam. Ben bile yardım aldıysam dedim Şerif Hanım o yorumunu tekrar geri alsın. Yarım saatte 4 çeşit yemeği çıkartan. Bunu da yapardı. Yani, neden yani. Kadir Bey'den aldınız yardım? Ana kız biz onu unuttuk. Yarım saatte 4 çeşidi çıkartan. Şenur Hanım gerçekten öyle bir noktaya parmak bastın ki. Sultan Hanım ne oldu sizin yarım saatteki 4 çeşit menünüz? Demek ki neymiş Sultan Hanım? Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Ben aşçıyken arkadaşlar markette toplanıyorduk. Kadın diyordu ki 150 kişi 100 kişi yemek çıkartın. Diyordum ki ben 30 kişiye 40 kişiye zor yetiştiriyorum. Sabah 8'de başlar. Ne yapıyorlar? Maydanozun boğazını bıkıyorlar. 11'e kadar çıkması lazım. Suyun altına tutuyorlar, kıyıyorlar. Benim gibi tek tek ayıklamıyorlar.
biberlerin içini çıkamıyorlar. Biberlerin ardını kesiyorlar, kıt kıt kıt. 100 kişiye de çıkar, 200 kişiye de çıkar. Yalap, şarap. Öyle. Evet. Elini yıkayayım, ha. Kaşığımı yıkayayım. Evet. Yok, böyle yapıyor önlüğüne. Yapıyor Kadir Bey, 4 saatte... yok, yarım saatte 4 çeşit menü yapan mümkün bir insanın... Masasını işlemiş. Evet, 2 saat içinde 16 çeşit... yemek çıkarması çıkarttım gerekiyor. Şerif Hanım matematiğini yaptı. Çünkü iddia etti. İddia evet, etti. Sarma var mi bunun içinde. Yarım evet saat içinde yaptı, biber pişirdi, koydu. Neden sizden yardım kuru aldı şimdi? Kuru biber dolması dedi. Kuru biber dolması en ağır bir bacım, yemek ben yani. Burada elçiyim. Siz niye yapıyorsunuz? Ama bak diyor ki ben bile yaptıysam diyor Şerif Hanım hayli hayli. Yani bunu hepiniz için konuşuyor bu arada. Hayli hayli ben derken. Ben bile yaptıysam diğerlere hayli hayli yardım alır. Hayli hayli derken? Yani baya baya yardım alırsınız. Hayli hayli. Ben bile yani ben bile yaptım. Evet. Onlar hayli hayli az sizden yardım alır. Az önce de söyledim evet, farkındaysanız. Evet. Bu sadece Şerif Hanım için değil hepiniz için geçerli. Kadir Bey, Kadir Bey ilk gün o şekil konuşan insan çok gününde nasıl bir menü çıkaracağını ben o kadar iyi anlıyorum ki konuşmasından. Dün anladınız mı bugün böyle anladım olacağını? Keşke niye yetiştirmiştir dediniz? Kadir Bey, bak ben gerçekten yetiştirmiştir dedi. Anladım ben böyle bir şey yaptığını, yapacağını zaten anlamıştım dedi. Dedin şimdi. Programın başında da dedin ki yetiştirmiştir dedin. Hayır o ayrı bir konu. Bak hiç ayrı o ayrı bir konu. Ayrı konuştuk onu, ayrı tartıştık. Ben bağlantılı şimdi bağlantılı ikisi birbirine hayır, fark edersen. Hayır asla değil bağlantılı. Niye bağlantılı? Şu an öyle şey, yani orada öyle gördük. Şimdi böyle görüyoruz yani. Şey bu açıdan yapıyor bakıyoruz şimdi. Yarım saat yani önceydi bunu söyledim. Seyretmek gibi olmuyor. Orası İçine öyle tabii ki. Olmuyor. Ama evet, şimdi bak Nazime abla sabah dedi ki şey az önce dedi ki ben de dün zaten anladım dedi bunun böyle benim olacağını. Benim konuşmalarımda tutarsızlık peki, yok şimdi yani. Peki Şerif Hanım bu konuda haklı. Sabah dedim ya bir aksilik yaşadık. Niye sen çıkıp demedin ki ha ben zaten dün biliyordum böyle olacağını. Niye demedin? Kesin bir şey yapamadım. Niye demedim? Masası çok düzgün dizilmişti. Vallahi çevir kazı yanmasın. Başka bir şey değil. Neyi? Ben çevir kazı yanmasın. Aynen öyle. Dün sizden bulaştı o zaman. Nazime Hanım bilmediğiniz şeylerde neden iddialaşıyorsunuz? Hanımlar aslında siz beni çok iyi anlıyorsunuz ama anlamazlıktan geliyorsunuz. Aynen öyle. Nasıl hesabınıza geliyorsa öyle yorum yapıyorsunuz. Yarım saat önceki dediğiniz şeyi şimdi diyorsunuz tam tersini. Yo ben öyle bir şey demedim. Dedim demedim yani demiyorum. Kamera kayıtları var ortada. Açısı farklı dedim. O zaman onu konuştuk. Onu açım açı değil. Şimdi yetiştireceğini umuyorum dedim. Gördükçe yorum yapıyorum ben. Ya ben de dedim çorba aslında güzel, tadı güzel. Güzel. Evet, ama biraz eriştelerle kalın. Ablam çok özür dilerim. Ben senin lafını boyuna kestim. Öyle hararetli ki sana tekrar söz hakkı vereceğim. Özür dilerim. Şimdi az önce ne dedin? Tanıdık, ne dedin? Tanıdıkça yorum yapıyoruz sen yani. Sen az önce demedin mi ben onun konuşmasından ilk günden anlıyorum diye? O konuşmadan hani şöyle anlıyorum. Rakibi olamayacağını anladım azıcık. Onu çıkarttım. Hı. Anladım. Peki. Şimdi sessizce ben bir şey söyledim mi hiç günümle alakalı? Ben siz böyle yaparım, böyle yaparım, öyle yaparım söylediniz. Ama peşinde sonra söylemedim, farklı bir yorum geliyor o yüzden. Şimdi ya sessizlik rica ediyorum. Şenur Hanım'ın 2-3 kere lafını böldüm. Özür dilerim. O yüzden bir kendini rahatça bir ifade etsin. Buyurun. Ben abla diyorum hani sabah çorbasına ne dedim? Tadı güzel, kıvamı güzel ama erişteleri kalın. Demin ki yani pidesi hiç olmamış dedim. Şey acı olduğunu hepimiz yani yorumladık. Yani Allah için konuşunca her şey açığın açığını konuşacağız. Evet. Ama bir de şunu düşüneceğiz. Önden ha atmayacağız. Yemeğin kök noktasını bilmek gerekiyor. Mesela arkadaşlar dedi ki yardım etmem de illa ki alıyoruz yani demeyecektiniz öyle. Sonunda diyor ki niye daha benim dediğim günüm gelmedi ki ben daha henüz şey yapmadım. Siz tamam, benim masamda demeyeyim eğer yardım alırsam Şerif Hanım hani yardım almayacaktınız deyin. Bu yardım şu biraz anda açalım ben şimdi yardım almayacak derken illa söyleyeyim ki patates soğan soyduracaktır orası amenna. Ha. Yani patates soğan soyulur ne bileyim pirinç ben bunu hiç demeyeceğim Şerif Hanım'a çünkü mümkün değil yani. Hiç yardım almayacağım. Hiç üzerinde bile durmayacağım. Yani. Salata yaptırmayacağım. Hamur yoğurup açtırmayacağım. Zaten niye yumurtayım? Pirinç tamam pilavı yaptırmayacağım. Tatlı yaptırmayacağım. Mesela herkes neyler yaptırıyor yardım kapsamına girmiyor? Öyle daha kolay olur. Ya da neler giriyor? Kadir Bey. Biz yeşillikleri yıkamak. Yeşillikleri yıkamak. Mesela neler sizin için yardım? Bunu herkes yapıyor. Şimdi mutfakta siz mesela hani salata malzemesini bana yıkatırsınız. Burada sorarlar yıkadım. Aa hani hiçbir şeye yardım etmeyecekti diye üstünüze gelirler. O yüzden siz bize açık bir şekilde söyleyin. Yani Kadir Bey şuna şuna el sürmeyeceksiniz ama gerisini ama tabii ki yardım edeceksiniz. Ama Şerif Hanım dedi ki hiçbir şey elini sürdürmeyeceğim. Ben hayır yapacağım şunu yaptırabilirim desin. Bence öyle daha sağlıklı. Hayır ama dedi ki hiç elini sürdürmeyeceğim evet, dedi. Kadir Bey boşver üstünde durmayın ben bunun ya. Ben hamaratlığımı göstereceğim hiçbir şeyde sizin hiçbir ürünüme elinizi sürmenizi istemiyorum.
Buyurun, hoş geldiniz. Günaydınlar Nazım Hanımcığım, hoş bulduk. Hoş geldiniz Kadir Bey. Evet Nazım ablacığım, iyisin inşallah. Çok şükür ben de iyiyim. Biz de iyiyiz. Büyük bir ümitle geldik. Böyle bir iki gündür hanımlar yorumlarını çok eleştiriyorlar farkındaysan. Evet. Nazım Hanım yemek bilgisi yok falan diyorlar. Daha iki gün evet. olmuş. Göreceğiz. Şimdi Nazım ablanın temizliğini görmek üzere evi gezmek istiyorum. Hazır mısın? Hazırım. Yemekte iddialısın ama temizlikte hiç iddialı konuşmadın. Temizlikte de siz göreceksiniz. Biz göreceğiz. Evet, o zaman mutfaktan başlayalım. Merhabalar, Nazime ben. Nazime Nesirova. 40 yaşındayım. Aslen Azerbaycanlıyım. 4 çocuk annesiyim. Aşçıyım. Ena Marat benimden 3. günden herkese merhabalar efendim. Evet Nazime Hanım yemeklerini hazırladı. Masasını hazırladı. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bir gün daha kavuştuk birbirimize. Çok şükür. Bakalım birazdan yemeklerin tadı nasıl olmuş. Sizler Nazime Hanım'dan nasıl bir performans bekliyordunuz? Acaba Nazime Hanım bugün sizi şaşırtacak mı? Göreceğiz. Şenur ablacığım hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Evet sofrayı nasıl buldun Şenur ablacığım? Dünkü kadar şık değil ama idare eder. İdare eder. Şıklıktan evet. kastın şatafatı mı az yoksa masada dirlik düzen mi yok? Düzensiz görmüyorum, düzenli. Okey, o zaman biraz yaldızını az bulduğun evet. için. Şatafat konusunda yorum yapmayacağım Kadir Bey. Çünkü daha önce de söylemiştim, şatafatla hamaratlığın hiçbir alakası yok. Evet, tamam. Şenur ablanın sabahki yorumuna ne durmuyor. Diyeceksin? Hangisine? Sabah Şenur abla dünle alakalı bayağı içerlenmiş galiba. Üstüne basa basa adaletli olun dedi. İlk gün sesinizi çıkarttınız, dün niye bu kadar naiftiniz, dün neden bu kadar ses çıkartmadınız gibisinden cümleler kurdu. Bu konuda ne diyorsun? Yani şöyle ilk günde ben yine aynı şekilde hani sadece fark ettiğim şeyleri söylemiştim. Dün de fark ettiğim şeyleri söyledim ki kaldı ki siz zaten tam sofra hazır olmadı dediniz. Yani hani onun üzerine ekstra bir şey söylemek biz de zaten dedik hani olmadıysa tamam dedik yani çünkü ben koydum bunları fotoğrafını da gösterdiniz. Hani onun üzerine de daha yani üzerine gidecek. Konuşmaya gereksiz mi ki bu? Hatta şey de oldu hani Şerife Hanım da dedi hatta 4 saat içerisinde yani ay yarım saat içerisinde 4 çeşit yemek yapıyordu dedi. 2 saat içerisinde 16 çeşit yemek yapmak demek ki yetişmiyormuş. Sofra kalmış dedi. Evet. Hani onun üzerine de zaten evet aynı şekilde dedik. Hani bu menüde mi zorluk vardı diye üzerine ben söylediğimizi düşünüyorum orada. Peki Şerife Hanım dün masaya yarım puan verdi. Ona çok şaşırmışsınız. Neden şaşırdınız? Yani şöyle aslında o zaman mesela evet o konuda Şenur ablanın da yemeği mesela yarımdı. O zaman yarım puan da oradan verilebilseydi olabilirdi. Yemeği yarım değildi ama Şenur Hanım'ın. Ana yani, yemeği yoktu. Ana yemeği yoktu. Yarısı ya olmuş. Hani yarım puan masaya. Aslında masa belki tam masa olmadığı için eksik vardı ama Şenur ablanın. Masasında bir eksik yoktu. Şenur ablanın değil, hayır. Kimin? Sultan Hanım'ın yarım şimdi puan verin dediniz ya onu ben, diyor. Bana göre Şenur Hanım'ın ana yemeğiyle dünkü masa aynı kıvamdaydı. Neden diyeceksiniz? Şenur Hanım'ın ana yemeğinde tüm malzemeleri hazırdı, birleşmemişti sadece. Dün de masanın yarısı vardı, yarısı yoktu. Yani ikisinde de zaten belirli bir kısım şeyler ortadaydı. Yalnız ana sonuca varılmamıştı. Yani o zaman Şerife Hanım'ın bakış açısına göre Şenur Hanım'a da bir yarım puan vermesi mi gerekiyordu? Yani evet. Oradan o evet Şerife Hanım ne diyorsunuz bu iddialara karşı? Neden yarım puanı dün kullandığınızda Şenur Hanım'ın gününde kullanmadınız? Şenur Hanım'ın masası tamdı. Onun yemekleri eksikti. Pilav sarmıştı, çorba kesilmişti. Sadece bu ana yemekle sofrayı kıyaslıyoruz şu anda. Yani iki yetişmemiş şey vardı. Siz dünkü yetişmeyen şeye yarım puan verdiniz ama Şenur Hanım'ın gününde hiç puan vermediniz. Yani yarım puan, şimdi 2,5 puan verilmedi, verilmiyor yani. O yarım puanın üstüne bir yarım daha katmam gerekecekti benim. Nasıl yani? Şimdi 2,5 puan veriliyor mu masada? Verilmiyor. Yani dün, şey demek istiyor galiba, iki şeyi beğendim zaten, 2 puan verdim. Masaya da yarım yani puan siz, sadece veremeyeceğim. Dün siz Sultan Hanım'ın yemeklerine 1,5 puan verdiniz, üstüne yarım da sofradan mı koydunuz? Yarım sofradan koydum, yarım salatadan koydum, bir pilavdan bir çorbadan koydum. O şekilde bir matematik yaptınız. Öyle yaptım. Şerife Hanımcığım sofrayı nasıl buldunuz, menüyü nasıl buldunuz? Sofrayı güzel buldum. Ben ketenle uyumunu da beğendim. Ama uçuştu mu muçuştu mu bilmiyorum ama tüy buldum burada bir tane Kadir Bey. Olabilir ya kumaş evet. biraz keten ya. Yani kışlar biraz tozlu buldum ama şey olabilir ama eksikleri var. Kışların neresi tozlu? Benim kaşımda var. Bakayım çiçekten gelmiştir o. Evet galiba biraz da ketenle alakalı. Çiçekten gelmişti. Evet. Çiçekten bu arada dokunmuşsa. Evet çiçekten gelmişti. Bir de keten olduğu için biliyorsunuz. Kumaş da öyle toz tutuyor. Evet bir de hani çiçek kuru gül. Kuru çiçek o yüzden hani ondan gelmiş olabilir. Olabilir. Peki menü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dün Nazime Hanım dedi ki ben aşçı yardımcılığı yaptım. Siz dediniz ki ben direkt aşçılık yaptım. Peki Nazime Hanım aşçılık yardımcılığı yapmış biri olaraktan bugün iddialı ve zorlu bir menü seçmiş mi kendi adına? Hayır seçmemiş. Neyi zor değil?
Bey. Muradiye çorbasından başlayayım mı Kadir Bey? Buyurun. Muradiye çorbası tavuk suyuyla yapılan bir çorba. Tavuk suyuyla. Tavuk suyuyla yapılan ve içinde kesmesini siz yaptınız mı bilmiyorum ama şehriye olan, hamur olan bir çorba. Evet. İçine o sebzeleri küp küp doğradınız mı bilmiyorum ama bana göre basit bir çorba. İçinde bir kere şey yok onun. Neydi? Neydi o? İlk söylediğiniz. Tavuk suyuyla yapmadınız mı? Tavuk suyu yok. Bulyon mu kullandınız? Tavuğun direkt kendisi var. Tavuklu yaptınız. Göğüs, evet. Tavuk etli olan. Ya ben öyle zannettim. Hayır. Yok. Tavuğun direkt kendisi var. Su yok. Peki bu dediğiniz erişte ne oluyor? Sebzeleriyle yani, birlikte. Şimdi ben internetten araştırdığım zaman şehriye dedi. Ben tereddütte kaldım. Acaba kesme gibi mi? Şehriye gibi mi? Orada? Şehriye. Şehriye zaten kesemez. Yok. Şehriye zaten bir kaşık atıyorsun. Yoğurt ayrıyeten bir sos yapıyorsun. Bir de tavuğun kendisi var. Peki yoğurt var mı bu çorbada? Evet var. Kesilmiş mi kesilmemiş mi çok merak ediyorum. Evet onu biz yaparken de çok tartıştık. Onu göreceğiz bakalım önümüze nasıl bir çorba gelecek. Sizi mi şaşırtacak yoksa İnşallah şaşırırız. Mi kabartacak? Evet şaşırmak isterim. Peki Sultan Hanımcığım siz nasıl buldunuz masayı? Dün ben de servis düzenini eleştirdiniz. Burada da servisler çok karışık duruyor. Kadir Bey'in tatlı servisi masanın küçüklüğünden açılmış. Masanın da çok büyüktü. Yana bırakılmış. Evet, buraya İşte yorum yaparken bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama şöyle bak. Dün ben hani tüyden bahsettiniz. Ben çirkin bir şey diye söylemedim. Dün senin çorbanın içinde tüy gördüm. Çorbanın içinde küçük böyle hani kaş gibi, bıyık gibi bir şey gördüm. Tabii ve söyleyebilirsiniz ama orada söyleyebilirsiniz ben ayıptır zaten. Diye söylemedim. İnsanlar yemiş. Hani midesi neden üç verdin o zaman? Neden üç verdin? Neden üç verdim? Şöyle tatlısını beğendim. Çorbası da ağırdı. Beğenmedin evet. Hayır beğendim çorbasını. Sadece eksiği vardı dedim. Sadece birazcık su istiyordu. O çorbanın mı eksiği vardı? Su istiyordu dedim. İnce hani çorba su istemiyordu. Onun dışında hiçbir bir şey söyleyeceğim. Ben eğer önüme gelen çorbada davet sofrasında tüy görürsem o çorba mükemmel de olsa o çorbayı beğenmem. Ve içme beğendiniz o zaman. Hayır, hayır tüy bir yerden düşebiliyor. Bak yine masada mesela. Tüy ben bunları özenle sildim. Zaten bak evet, şey söylüyorsunuz. Kaş vardı evet, hepimiz yemiştik yedikten sonra gördüm. Yani midemiz bulanmasın diye söylemedim. Ama söylemen gerekiyordu. Söylemedim. Hatta kayıtları da var. Çorbaya baktım böyle hatta aldım baktım dışarıda sonra. Yemek dağıtırken bile içinde bir şey çıkınca biz numune poşetine koyup geri yolluyoruz. Aşçı görsün diye. Peki içinden kaş çıkmış çorbaya nasıl puan verdiniz? Biz de yedik. Nasıl puan verdiniz? Emeği vardı ondan dolayı verdim. Zaten hani tatlını çok beğendim biliyorsun. Savundum da masanda tatlını. Yani iyi olan şey. Yani Sultan daha... senin merhametinden mi puan aldı dün? Merhametimden derken zaten merhametsiz yani bir insan değilim. Asla değilim ama bir emeğe ver. Yani şöyle. Ben ona 2 mi verseydim yani? Hak ediyor mu 2'yi? Ben Sultan 2'yi hak ediyor demiyorum. Ama yani bak az önce şey yoktu. Sultan nasıl bir şey yoktu? Şeynur Hanım sizin hiçbir şeyiniz yok. Masanızı böyle sanki atmıştınız. Başına kıyaslanmış. Sen Şeynur Hanım'ı da duyabilirim. Ben biri hak ediyor muydum? Birine kedim o kadar emeğe karşı. Biri sen hak etmiyorsun. O zaman kadın senin o kadın günde merhametsizlik mi yaptı? Bilemiyorum. Ben o halde onu değiştir dedim. Kesinlikle değişmek kesin haklı şeyim. Peki Sultan Hanım'ın gününde mi aklına geldi merhamet? Demek ki. Hayır merhametle alakası ben yok. Bir ben senin yemeklerine baktım. Bir kıl olmamış bir çorbadan nasıl? Aynı değil mi? Hayır, şey diyebilirdin o zaman. Ben şu an değil. Devam edemeyeceğim diyebilirdim mesela. Hiç gördüm. Yedikten sonra gördüm. Yani ama bak Şenir abla diyor ki kıl çıkmış çorbada yetişmemiş çorbayla aynıdır benim gözümde. Hayır değil. Kadın değil, yapmıştı yani. Aynen kadın yapmıştı. Yani, hani kıl demedi zaten tüyden bahsetti. Orayı... Aynı şey kıl. Birisinden bak. Birisinin kaş gibi. Yani böyle kıvrımda. Tüy, dedi ben de tüyü nasıl tüy görebilirsiniz beyaz çorbada dedim. Eşyadan uçar kıl insandan düşer. Kiprik falan da böyle gördüm yani. O zaten gidene kadar... Biz şimdi işletmeye gitmiyoruz zaten. Taşıma yemek her günümüzün menüsünü konuşuyoruz. Kiprik de yiyip kaçtı yiyip. Sen bizim içmemizi mi bekledin bitirmemizi? Hayır içtikten sonra gördüm. Ama sen söylemedim. İçtin de biz devam ediyorduk belki. Hayır, hayır. Herkes bırakmıştı yorum yapıyordu. O zaman yani şimdi yutmuşken keşke komple yutsaydın. Yorum yapıyordu. Yani orada şey isterdi mesela alıp kameraya göstermek kadının o çorbada emeği vardı. Vallahi aldım hatta... kameralarda da var, kayıtlarda böyle aldım tam. Kamera gördü mü? Evet gördü. Kılı gördü mü? Yani söyleseydim çekecektiler. Böyle tuttum, bayağı tuttum bak, böyle sonra bıraktım. Nesna da az önce dedi ki kameraya gördü zaten. Ne şimdi üstü göster söyleseydim çekerlerdi. Çekmişler. Mesela böyle şimdi çekiliyor ya hani. Yani çorbanın böyle içinden, yaptığımı gördü şimdi özür dilerim. Böyle çorbanın içinden ne çıkarsa çıksın emek var diye susacak mısın? Ben demiştim Nazime Hanım bugün puan almak için dün puan vermiş. Nazime Hanım demek ki siz havadan puan verdiniz. Yediklerinize puan vermediniz.
Uyumsuz bulduğum ne var Kadir Bey? İçli köftede bulgur var. Zaten içerisinde kıyma var. Tekrar yanında mercimek. Yeşil mercimek salatası. Yeşil mercimek salatası. İkisi evet. de bakliyat. Yeşil mercimek ama mercimek bakliyat. İçinde o çok az var. Böyle ağırlık da, yani mercimek ağırlığında değil. Yeşilliği içli bol. İçli köftenin yanına mercimeği az. Asla yakıştırmadım. İçli köftesini mahvettiğini düşünüyorum ara sıcakta. Yeşil mercimeği bırakarak. İçli köfte evet çok güzel. Ama yeşil mercimek çok uyumsuz geldi. Keşke bana. Keşke tek başına içli köfte yapsaydın. Yanına hani görsel amaçlı hem de uğraştırıcı bir şey. Yani ana yemeğiniz zaten çok ağır. Koymak tekrar peşine içine galet unu giren bir şey. Her taraf karbonhidrat. Bilmiyorum. Derim mercimek aşamalı mı dedin az önce? Mercimek aşamalı. Ne aşaması var mercimek? Yeşilliği çok. Yeşilliğin ne aşaması var? Büyüdü geldi sana. Ne aşaması var yeşilliğin? Ne demek büyüdü geldi sana ya? Yani sen burada büyütmedin. Kendin bak niye yetiştirdin? Şimdi, şöyle, niye kendim yetiştirdim? Siz kendiniz mi yetiştirdiniz? Yetiştirmedim. Hayır, hayır, hayır. Aslında ama aşamalarını bana siz bana... konuşuyorsunuz diyorsun ama siz vallahi siz yorumlarınıza çok mantıksız... farklı şeyler katıyorsunuz. Aa, mercimeğin ne aşaması var? Salatanın mercimeği ne aşaması haşlayıp, var? O mercimeğin dağılmaması gerekiyor. Ondan sonra... Çok zor. Yeşillik, kaç çeşit yeşillik var? Dereotu var, nainesi var, ondan sonra sirkeli maydanozu var. Sirkeli suya falan var. Yatırdınız mı bunları sirkem aşama yok, olarak? Sirkem yok diye sirkeli suya yatırdım, suya yatırdık. Ha bekledik, ne bekledi. Kadar bekledi? Yaklaşık yarım saat kadar bekledi. Belki de bir saat. Gerçekten şu an onu çok saçma buluyorum tabii. Oturduk, yeşilin yıkama aşamasını tartışıyoruz. Yıkama aşamasını değil, o öyle söylüyor. Nasıl anladım, ben de şey söylediniz. Aşamalı dediniz. Ben de sordum tek aşamayı, ben bir şey söylemedim. Yıkıyorsun, tek tek doğruyorsun, onların mercimeği soymasını. Aşamasını merak ettim, bir şey söyleyeceğim, sizi de göreceğim. Mercimeği soyup soyması lazım. Sıcak sıcak o yeşilliği katarsan tamam, zaman yok ya. Ölüyor. Ölüyor. Evet. Ben o mercimeği hani soyuttum mu, dağıldı mı haşlarken, tuz attım mı mercimeğe, hani yeşilliğin sönüp mü sönmemesine bakmanız, puan vermeniz gerekiyor. Bakalım bugün hanımlar çorbanda eğer bir şey görürlerse susacaklar mı, söyleyecekler mi, göreceğiz. Sizce yani, susacak mıyız? Bence susmayacaksın. Susmayın da zaten. Susmayacak yani, tabii ki. Mesela ben şuna karşıyım. O gün sustuysa ertesi gün niye söylüyorsun? Evet, bana da çok saçma geliyor. Aynen. Evet. Yani gördüyseniz çok samimi bir şekilde bunu söyleyin. Şu an yani inandırıcı olmadı hiç zaten. Puan vermeyin. Yani inandırıcı değil zaten olmadı. Çünkü gerçek değildi. Lazım. Bir de puan vermemek için büyük bir bak, şeydir bu yani. Şöyle bir oradaki şey. Oradaki eşim nasıl içmeye devam etti? Ben hala orada. Aynen öyle. Şöyle bir şey. Orada gerçekten Nazım Hanım o içerisindeki tüyü görseydi bunu arkadaşlar hani midesi bulanmasın diye göstermezdi ama onu o kameramanın gözüne sokardı. Yapar mıydı? Yemin ederim yo, yapardı. Ya da ben devam edemeyeceğim deseydi. Zaten anlaşılırdı. Deseydi, anlaşılırdı zaten. Aynen öyle. Ben gerçekten inanmıyorum. İnandırıcı ben değil. İnanmıyorum. Şu an Sultan Hanım'a hırsından mı söylüyor? Ben tüy çıktığına inanmıyorum. Bence o şey masaya başlandı. Peki niye Sultan'a böyle bir ithamda bulunuyor? Çünkü o onu eleştirdi ya şimdi. Susturmak o da illaki için susturmak için. O da kıl çıktı deyince zaten otomatikman Sultan sustu dedi. Sağlam yorum yapacağım. Evet. Ben ona böyle bir şey söyleyeyim susun. Sultan'a karşı çok natifti, onu bekliyordum. Evet çok naif. O da bana yapsın yapmasın diye. Evet. Sultan'a mı söylenince? Ha dün bilerek sustu. Evet. Çok da naif değildi aslında. Yine naifti, çok karışık naifti. Yorumlar yaptı. Yok, Şenur Hanım. Herkesin mükemmel buldu. Çorbayı kalın buldu. Şenur abla kadar Şenur'a galiba Şenur ablaya sert çıktı kadar çıktı. Bugün Maltepe'deyiz. Şerif Hanım'ın evinin önündeyiz. İlk gün Şerif Hanım dedi ki ben dedi gurme gibiyim dedi. Yemeklerin tadını lezzetini gayet iyi alırım dedi. Bir haftada da yemekleri güzel bir şekilde eleştirdi. Bakalım damağı kadar elleri de lezzetli mi hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Şerif Hanım'ın kapısını çalıyorum. Enem Arat beni de yine bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Sakın kaçırmayın. Buyurun. Günaydınlar. Hoş geldiniz Kadir Bey. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Evet Şerif Hanım iddialı yarışmacılardansın. Evet iddialıyım. Hala iddiamı koruyorum Kadir Bey. Maşallah. Gurmelikte hala ısrarcısın. Elimden ne geliyorsa bugün sonuna kadar yapacağım. Hadi bakalım. İnşallah rakiplerin de ellerinden geldikçe yemekleri beğenmeye çalışırlar. Onlar hiçbir şekilde beğenmeyecekler ama ben yapayım siz görün tüm Türkiye görsün. En azından Türkiye'yi ispatla kendine. En azından. Yani çünkü damak lezzetim iyi dedin, yemeklerin iyi tadını anlıyorum dedin. Evet. O yüzden şöyle güzel bir sofra bekliyorum senden. Güzel bir sofra kuracağım inşallah. Hadi bakalım ama ondan önce bir temizliğe bakmamız lazım. Bakalım Kadir Bey. Bakalım yemekte olduğun kadar temizlikte de gurme misin? Evet. Şöyle bir mutfaktan başlayalım. Başlayalım. Buyur, buyur bana bir yol göster. Haydi bakalım. Merhaba, evime hoş geldiniz. Ben Şerife Üstün, 41 yaşındayım, 22 yıllık evliyim, 3 çocuk annesiyim, aslen Amasyalıyım, ev hanımıyım. Enem Arat benim de Şerife Hanım masasından herkese merhabalar efendim. Koşuşturmalı bir mutfak etabının ardından soframıza geldik. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir Bey. İyisinizdir inşallah. İyi, enerjiler yüksek. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Büyük finale son bir gün kaldı. Evet. Herkesin amarattığını gördük.
Şimdi Şerife Hanım haftaya iddialı bir giriş yaptı. Söylememe gerek yok galiba. Hepiniz de bugün eminim ki Şerife Hanım'dan dolu dolu bir gün bekliyorsunuz. Bakalım Şerife Hanım gününü nasıl geçirdi? Şerife Hanım'ın en büyük iddiası neydi Şenur abla? Yemeklerin hepsini tek başıma yapacağım. Peki sen bugün inanıyor musun? Sence Şerife Hanım tek başına yapmış mıdır yemekleri? Yapamamıştır diye düşünüyorum çünkü aşamalı işler bu arada. Kendin gördün o evet. Etabı, zor bir etaptı. Evet. Peki Sultan Hanım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Menü evet iddialıydı Kadir Bey ama bana göre çok karışık bir menüydü. Yetiştirme konusunda sizden kesinlikle yardım almıştır. Yani yardım alacak kadar ağır bir menü seçmiyor. Ağır bir menü seçmiş. Ağır menü değil ama çok birbiriyle çelişiyor. Ağırlık şöyle, çok karışık. Eminim kafası çok karışmıştır ve yardımınıza ihtiyaç yani duymuştur. Yani yardım almasının tek nedeni menünün karışık olması mı? Ben aldıysam Şerif Hanım da almıştır. Peki haftanın en iddialı menüsü der misiniz Şerif Hanım'ın menüsü? Hayır. Şerife evet cevap ver sen de. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Ben evet 4 gündür iddialı konuşuyorum. Hala bu iddiamın da arkasındayım. Kadir Bey açıklar zaten. Ben yemeklerimi sonuna kadar savunacağım. Hepsinin de lezzetinin gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de ona göre bakıp puan verirsiniz diye de peki bekliyorum. Peki Şerife, eğer ki yardım aldıysa bu sizin puanınıza yansıyacak mı? Benim puanıma yansıyacak Kadir Bey. Yansıyacak. Neden? Neden? Çünkü yardım alınırsa ben o kişiden hamarat olduğuna şüphe ederim. Yardım zaten alınmaması gerekiyor. Zaten kendisi de öyle düşünüyordu. Şöyle. Hamarat görmüyor. Yani o zaman Nazime'yle Şenur'a elediniz mi çoktan? Yani bunun en büyük sebebi şu zaten benim açımdan söylüyorum. Salatayı siz doğradınız diye salataya puan vermeyeceğim dedi bana. Yarım puan verdim ama. Evet yarım puan verdiniz ama başta böyle bir yorum yaptım. Yetiştiremediğiniz sofranıza da ama yarım puan verdim. Ama ben başta hiç şey söylemedim mesela hani ben Kadir İddialı Bey'den değildiniz. Yardım almayacağım. Çok iddialıydım çok ama Kadir Bey'den Kadir yardım Bey'den almayacağım demedim ama. Evet. Yardım almayacağım demedim. Peki Nazime Hanım siz? Şöyle Kadir Bey kendisi hani yardım alan hanımların hamarat olmadığını düşünüyor. Sultan Hanım da öyle düşünüyor. Evet o yüzden bakacağız. Yetiştirirse, yemeği hakkınca yaparsa puan alır tabii. Yani bizden yardım alsa da almasa da yemek önünüze güzel gelirse puan vereceğim diyorsun. Kırabilirim çünkü yardım almış. Almış. Daha açıklamadık. Eğer aldıysa peki, kırabilirim. Peki almadıysa diyelim. Şerife Hanım cidden 2 saatin içinde bizim zorlandığımız, ki keza yarım bıraktığımız yemekler oldu, yetiştiremediğimiz yemekler oldu. Siz tek başınıza bunu başarmışsınız diye böyle bir fazla puan gelecek mi? Hayır. Çünkü çok Şerife? Ben de çok yani size yardım hakkını almadım veririm. Kendime. Kadir Bey, hiç yardım almadan o menüyü tek başına ve lezzetli bir şekilde getirdiyse buna tabii ki puanıma yansıtır. Sen ne diyorsun? Evet, ben de aynı şekilde. Nazım Hanım her zamanki gibi yine çelişkili konuşuyor Kadir Bey. Ama siz açıklamanızı yapın ondan sonra ben onlara gerekli cevabı vereceğim. Peki. Havva Hanım sizin düşünceniz nedir bu konuda? Yani şöyle yardım almıştır ucundan en azından da diye düşünüyorum. Çünkü yardım almadan olmaz diye düşünüyorum. Niye en olmaz? Şeyleri yaptırmıştır. Neden olmaz? Yani hiç mi bir şeye eli değmedi? Bilmiyoruz onu. Birazdan açıklayacağız. Hayır ya değmiştir ama bu benim puanımı etkileyecek bir şey değil. Onu söyleyeyim. Tamamen bir şeyi hani yaptırmadıysanız, bunu da tamamen hepsini ben doğradım yapmadıysa benim için öyle bir etkileyen bir şey yok peki, yani. Peki Şerife Hanım bu hafta eğer tek ben başına bütün her şeyi sonra hazırladıysa diğer yarışmacılardan bir farkı olmalı mı olmamalı mı size göre 2 saatlik sürede? Hayır canım o zaman farkı olmamalı. Olmamalı çünkü başta kendisi öyle iddia etti. Biz öyle bir iddiada tabii bulunmadık. Tabii şöyle ilk başta tabii kendisi ben hiçbir şekilde almayacağım dedi. Evet almadıysa tabii ki de o zaman zaten. Peki burası hamaratlık yarışması değil mi? Şimdi Sultan Hanım az önce dedi ki yardım alanları ben zaten hamarat görmüyorum. Ben öyle demedim Kadir Bey. Ne dediniz az önce? Ben şey en başta böyle bir şey söylemedim dedim. Yardım almayacağım. Hayır, siz hamarat değilsiniz. Zaten zaten yardım alan hanımları ben hamarat görmüyorum yok, dediniz. Ben hiç yok ben öyle bir dediniz. Sultan Hanım değil onu diyen Şerife Hanım dedi. Hayır az önce Sultan Hanım söyledi ve ben de dedim ki o zaman dedim siz Şenur Hanım'ı Nazime Hanım'ı baştan elediniz. Çünkü yardım aldılar benden. Yanlış anlaşılma olmuş Kadir Bey. O şöyle zaman güzel değil. Aynen. Yardım ben şey dedim hani ben pratik olduğum halde ben yardım aldıysam herkes alır. Onu dün söylediniz. Evet, okay. Bugün de aynı şeyi savundum. Ama Şerife Hanım bunu söylediği için puanımda yansıma yaparım yardım aldıysa. Peki Şerife Hanım cidden hiç yardım almamıştır diyen var mı aranızda? Bence almıştır. Hazırsanız açıklamamı yapıyorum. Enemarat benim de bu hafta 4. günde Şerife Hanım mutfakta hiçbir yemeğine elimi sürdürttürmedi. Kesinlikle çorbadan hamuruna, tatlıdan salatasına, salatanın sosundan sofrasına hiçbir şekilde elimi sürdürtmedi. Rendelemesini, doğramasını, çırpmasını, haşlamasını, kavurmasını tamamıyla tek başına yaptı. Yani Şerife Hanım haftanın başında ben zaten sürekli süreyle yarışıyorum Kadir Bey demesinin altını bugün mutfakta doldurdu. Evet. O zaman bir alkış hak ediyor Şerife Hanım. Aklı size kalmış. Teşekkür ederim, sağ olun.
Nazım evet. Hanım'dan ben bekliyorum açıklamasını şimdi. Ne gibi başkanım? Kesinlikle yardım almıştır dedin ya. Tam almamış. Biz de seni alkışladık zaten. Peki. Konu kapandı. Evet. Bu kadar mı yani? Ya zaten hani Kadir Bey'e orada hani lütfen şunu yapın, hani bunu yapın, getirin, şuna hani elinize atın diyoruz. Evet diyoruz. Sen dememişsin. Tamam, güzel bir yani şey. Ben kendi kahvenizi içtiniz Kadir Bey. Ben masadan hiç kalkmadım. Kahve. Hiç kalkmadım masadan. Elime dahi hiçbir şey almadım kesinlikle. Hatta yapayım dedi. Ve bence şunu söylüyorum. Nasıl ki mesela ben şimdi sizin soğanınızı soyarken siz başka bir işle uğraşıyorsanız Şerife Hanım o süreyi de kendi kullandı. Bakalım bunlara ne yorum yapacaklar? Beğenmeyecekler. Beğenmeyecekler. Siz de artık kendinizi savunursunuz. Ben gerekli bütün yorumlarımı yapıyorum masada. Hatta bana çok sivri çıkıyorsun misafirlerine diye şeyler oluyor. Ya yapacağım başka bir şey yok. Yemeklerinizi korumak sivri çıkmak mı oluyor? Yani bilmiyorum, onlar öyle düşünüyor ama ben yemeklerimi korumaya devam edeceğim. Evet, uzun süre sonra belki de ilk defa tam hatırlıyorum ama biri Çerkez tavuğu yaptı. Bakalım tadını beğenecek misiniz? Bakalım nasıl olacak. Sizi bekliyoruz. Bu arada sunum nasıl Sultan Hanım? Sunum güzel. Beğendiniz mi? Evet, güzel. Peki, Şenur abla sunum güzel, nasıl? Güzel, eline sağlık. Hava Hanım? Güzel. Uygun buldunuz. Nazime Hanım? Üzerinde bir hani yaprak, nane yaprağı veya maydanoz yaprağı neyin olabilirdi. Üzerine? Ama böyle de güzel. İçi maydanozlu ya, o yüzden maydanoz üstüne görsel koymadım. Olarak. Aha, görsel olarak. Evet, gerek yok zaten, yanında yeşil var. Peki, salatası afiyet olsun. Şeye koymuşsunuz, buyurun. Bunu görmedim. Evet, güzel. Afiyet olsun. Evet, Şenur ablacığım. Senden şöyle güzel dolu dolu yorumlar bekliyorum. Buyur. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Dolmalar pek güzel olmamış. Niye peki? Sebebini de söyle abla. Sanki böyle bir baharat eksik gibi. Yağ falan eksik gibi geldi bana. Ama yağlı. Tam eksik gibi geldi bana. Çünkü biz sürekli dolma yaptığımız için. Ben çok fazla baharat kullanmadım. Sadece nar ekşisi, pul biber, karabiber kullandım. Ha, biz nar ekşisi. Maydanoz doğradım. Kuru soğan doğradım. Biber, domates salçası koydum. Atıyoruz zaten. Katıyoruz içine. Hı-hı. Nar ekşisi falan da atıyoruz. Üstüne de koyuyoruz. Limon da diziyoruz üstüne. Hı-hı. Biraz dolma şey olmuş. Bu saatte işte bu kadar oluyor. Şey çok güzel olmuş. Tavuk. Afiyet olsun. Hava nasıl buldun ara sıcakları? Şimdi... İlk önce Çerkez tavuğunu çok beğendim. Eline sağlık. Ben de hepsi ben için eline olmuş. Sağlık öncelikle. Bunu çok beğendim. Gerçekten güzel yapmışsın. Sarmaya gelince sarmalar salamur kokusu var bence. Salamur. Değil mi? Çünkü ıslattın galiba. Onlar tuzlu o şekilde kalmış. İşte bunlar da bu tarz şeyler de akşamdan ıslatılması ama lazım. Ama dün akşamdan beri suda bekliyor yapraklar. Ya da muhtemelen orada hala kaynar adam bir salamur kokusu var. Sıcak suyla ıslattım ben onları sabaha kadar. O onun biraz kaynar suda salamura yapıştırıyorum. Çok özür dilerim. Havan yorumunu yapıyor farkındaysanız. Pardon, kusura bakmayın. Şey olarak da çeşit olarak soğan var mı? Var. Soğan biraz daha böyle bol içli biraz malzemeli olsaydı daha iyi olabilirdi sanki. Ama salamura çare bulamazdın. Çünkü bu sürede yani eğer aynı gün ya da akşamdan o tarz şey yaptıysan salamur kokusu hala geliyor tadı. Geliyor. Taze bence o baharat dediğinde için. Salamurun tadı. Kuş üzümü falan ekleseydin biraz daha çeşitlilik olurdu. Tadı daha güzel olurdu. Zeytinyağlı yaprak sarmada hani biraz daha böyle içi bol çeşitli oldu mu? Hem baharatı hem kuş üzümü. Bu dolma zeytinyağlı mı? Bu dolma zeytinyağlı değil. Ben bunu bildiğimiz ev usulü sardım. Peki siz bunu zeytinyağlı dolma olarak mı değerlendiriyorsunuz şu anda iç eksiğini sayarken? Tabii zeytinyağlı sarma olmamış. Hani soğuk o meze tarzındaki sarmalardan olmamış. Ama zaten zeytinyağlı sarmadım diyor. Salçalı zeytinyağı yok bu. Ki çünkü. Ama İçinde zeytinyağı kullanmadım ben. Zeytinyağlı geçmiyor. Sıvı yağ kullandım. Eğer etli yapılmadıysa zeytinyağlı olması gerekmiyor mu ara sıcakta? Ben bu şekilde tercih ettim, bu şekilde yaptım. Orijinali olmamış hayır, o zaman. Çünkü ben zeytinyağını çok kullanmıyorum yemeklerimde. Sen menüye dolmayı zeytinyağlı yaprak sarması diye mi yaparsın? Hayır, yaprak sarma yazdım. Yaprak sadece yaprak o sarma. O zaman orijinali nasıl olmuyor? Yok şimdi Şerif Hanım orijinali çok takılıyor ya, orijinali olacak. İşte orijinali böyle değil. Ama menüye zeytinyağlı yaprak sarması yazmamış, yaprak sarması. Ya ben aynı zeytinyağlı yaprak sarması yazsaydım eğer. Çok özür dilerim, yorumunuzu biliyorum. Sultan Hanım'a bir cevap ver istersen. Ben de şu an bu orijinal değil dedi. Tartışmıştık ya, cantıkta ben orijinal cantık zaten yazmadım. Aynısına geldi. Şimdi değişik bir şey oldu mu? Sarmaya da orijinal yazmadınız ama bu orijinal zaten değil. Sizin yaptığınız ara sıcak zaten tamam, yani o bir cantık değil. Onu bir tartışmamamız lazım. Bu da zaten zeytinyağlı sarma değil. Yani zeytinyağlı sarma eğer, değil zaten tamam, bu. Zeytinyağı kullanmadıysanız kıyma koymak zorundasınız. Böyle bir ara sıcak şekli yok. Evet Şerife abla. Yani benim diyecek bir şeyim yok. Ben menümde ne niye yazıyorsa... Niye verecek cevabım mı yok? Ben, hayır. Ben zaten açıklamamı yaptım. Menümde yaprak sarma yazdım.
İçinde et kullanmayı tercih etmedim çünkü ana yemeğimde et var. Bu sefer de arka arkaya et diyeceklerdi evet, bana. Evet, tercih etmemeniz güzel zaten. Aha. Ara sıcakta etli aha olmaz. Ama yaprak sarma değiliz, etin yağlı. Ara sıcak ama siz geliyor. Kıymalı cantık getirdiniz, etli olmaz dediniz. Sarma etli olmaz. Siz neyi tartışıyorsunuz? Şimdi ara sıcak zaten etli olmaz dediniz şimdi. Bak davet menüs ara sıcak etli olmaz, sarmada etli olmaz. Pide de olur yani. Pide de olur tabii ki. Hmm. Peki. Peki. Evet, genelde öyle gönderiyoruz. Afiyet olsun Abba Hanım. Nazime abla sen nasıl buldun? Bu bizim sarması, Şerif Hanım sarmanız. Bizim evde böyle uydurduğumuz eskiden tarifleri bilmiyorduk. Böyle karıp katıp karıştırıyorduk baharatları, maydanozları. Böyle bir şey yapıyorduk. Benim sarmama benziyor. Evde yaptığım. Hı. Ama bir işletmede bu sarmayı asla ve asla veremez. Ben işletmeye sarmadım zaten bu sarmayı. Ama tadı, lezzetini ben beğendim. Neden beğendim? Çünkü ben de bu şekilde yapıyorum evde bazen. Seviyorum. Ben yaptım. Annemden öyle öğrenmişim. Elinize sağlık. Böreğinize gelelim, su böreğinize. İnce olmuş. Ve biraz daha kızartsan sarılığı bak buraya geçmiş. Peyniri falan güzel. Tuzu, tuzsuz bir peynir. Güzel. Ama ince. Vallahi ben 9 kat yaptım ve bunu. Ve ortadan koymuşsun sen. Hani kenarları hiç göremedim. Açtı. Nazime Hanım size göre. Bu tavada yaptığımız kalın oluyor. Hani tavada kızartıyoruz ya ocağın üzerinde. Biraz daha kalın tutuyoruz onu. Tamam kaç kat yani? Fırında kaç kat, tavada kaç kat yapıyorsunuz? Yani 7, 6 bu şekil. Ben şimdi bir tane lazım. Büyük hamuru 4'e böldüm. 3 hamur açtım. 4, 8, 12 kat börek bu. Ama sönmüş. Fırında söndüyse sönmüş. Ben ne yapayım onu? Fırında mı kızarttım? Siz böreğinin 6 ya da 7 kat olmasından emin misiniz? Evet, fırında 6-7 kat. 6 kat. Fırın, ilk evet defa duydum. Benimki de ince evet, dedi. 12 kat böreği ince bak diyor. Ben 6 kat yapıyorum diyor. 5 katlı da oluyor. 6-7 katlı da oluyor. 5 katlı da oluyor. Evet oluyor. Eyvallah. Ve bu zaten kaç katlı bu? 12 katlı. 12 katlı. Aha. Hiç belli olmuyor yani incecik. Ama işte 9 kat dediniz daha değil mi? 3 tane hamur açtım. 4'e böldüm. Hepsini zaten şundan büyük bir, biraz daha büyük bir şey tepsim vardı. Hepsini döşedim. Bu şimdi kesin ve kesin ama 12 lezzeti kat mı? Güzel ben 12, beğendim lezzeti. 12 katlı böreği. Evet. Ama sanki 12 gibi durmuyor değil, Şerife abla. Kadir Bey ben şimdi hamuru zaten hiç hamur kalmadı. Çok ince de açmamışsın hani diyeyim ki ince açmışsın. İlk başta geldi. Şey, yani şimdi sen 3 tane beze yaptın. Evet. Üçünü böyle ortadan 4'e evet böldün. 4, 8, 12. Peki. Şimdi bir kata kaç yufka koydun? Şöyle bir şey hani onu şimdi ben o, böldüm ya Kadir şimdi bak, Bey. Bir yufkayı 4'e böldün ya o 4 yufkayı da bir kata koydun da bir kat oluyor. Aha. Şimdi 12 demen için her bir yaprağı üst üste koyman gerekiyor. Yani benim mantığımca öyle size de öyle geliyor mu? Kadir Bey ben şimdi bir tanesini 12, hani tepsiye... 12 beze ya da 12 yaprak olması lazım. Evet. Yani şu tabakta 12 taneyi haşlamamız lazım. Ya da lazım şöyle yaptınız. Küçük açtınız. Küçük açtığınız büyük için açtım. Kıvır kıvır olmadı. Kabarıklığı o yüzden. Ben zaten zorlanacağım için kesip ince açtım. Çıktı. Şimdi 4'e böldünüz. Kat kat bir de şey oldu. Doğru mu? Açtım. Tepsiyi koydum. Tepsinin altına bir kestim ya. Haşlamadan koydum ya. Onun kenarını da koydum içine. 3 beze yaptın. Hadi öbürünün de yarısını koydun. 3,5 en fazla 4 kat. Ama 3 tane açtığı hamuru 4'e böldüğünü söylüyor. Ama her yaprak bir katta zaten. Her yaprak bir katta değil. Hayır 3 yaprak 4 yaprakta bir katta oldu. Olmadı. İşte o zaman 4, 8, 12, 16 olması lazım. Bak şimdi şu yufka ya bacım. Bu yufka bak bak Sultan abla evet bu yufka. Şimdi bu yufkayı ben kaça böldün sen? 4'e böldüm. Bak şimdi böyle evet böldüm. Böyle de böldüm. Peçeteyle su böreği tarifi veriyorum. Şimdi tamam tepsi bu. Evet. Sen bunları ıslattın. Aa hepsini bir yere koymadın mı? Bu kat oldu, bir kat oldu işte. Dur, bak şimdi dilimler büyük ya. Ben bunu buna koydum, kesti buna koydum, buraya koydum. O büyükse buraya daha kalın oldu. Anladın tamam, 12 ediyor mu peki? Hadi öyle etsin, etsin de en fazla 5 kat etsin. Ama kat deyince 3 olmaz. Hayır, en kötü açıktım da yok mu arttıran 7 diyorum. Kadir Bey, 12... bunun inceliği küçük açtığı için büzük büzük koyamıyor ya hani böyle büzük büzemiyorsun küçük olduğu için. Tepsinin büyüklüğünde olması gerekiyor ya. Şimdi küçük açtığı için de onu böyle açmış tepsinin içerisine açınca da aynı normal peki, börek gibi olmuş. Peki şu an lezzeti güzel mi? Lezzeti iyi mi? Peynir olarak lezzetini beğendim. Çerkez tavuğunu beğendiniz mi? Çerkez tavuğunu yorumlamadım. Hayır beğenmedim. Neden? Tavuk suyunu hani o haşladığı tavuk suyundan eklediniz mi? Ekledim. Bayat ekmekleri onlarla ısladım. Sarma bir tanesini böldüm. Çok kuru geldi bana. Tekrar onu kenara bırakıp diğerini denedim. Aynı kuruluk onda da aldım. Zaten bu sarma benim için gerçekten uygun değil. Eğer etli değilse ben bunda zeytinyağı, işte dolmalık fıstık, kuş üzümü, çok az bir tarçın tadı almak isterdim. Sertlik var, yaprağınız tam pişmemiş ve çok... Zeytinyağlı değilse mi dediniz, zeytinyağlıysa mı dediniz? Zeytinyağlı isterdim. Siz zeytinyağı yani beklerdiniz. Yani zeytinyağlı değilse kıyma isterdim içinde. Ben ana yemeğimde de et olduğu için içine kıyma koymayı tercih ettim. Tamam o zaman etmedim. Zeytinyağı ve kuş üzümü... Bu yaprak sarması.
dolmalı kısık olması gerekiyordu. Bu ev tipi yaprak sarması. Sadece sarmada sevdiğim tek şey ince güzel sarılmış kısa sürede. Güzel ince sarılması. Siz bu sarmaya puan verecek misiniz? Zeytinyağı kuş üzümü olmadığı için puan vermeyeceksiniz? Hayır. Onun için değil Kadir Bey. Yine lezzeti bana çok güzel gelseydi puanlayabilirdim. Anladım. Bunu da yorumlamak için. Siz hiçbir şey beğenmiyorsunuz zaten bugün. Yok ben beğeneceğimi beğeniyorum. Beklerseniz. Su böreğine gelince Kadir Bey bir taraftan sayıyorsunuz 8 kat görüyorsunuz bir taraftan 5 kat görüyorsunuz muhtemelen o bir taraftan 7 kat gözüküyor her tarafından saydım en çok da 5 katlı tarafları var o katları da büyük bir ihtimal kenarlarından kestiklerini ortasına koyduğu için onlar fazla kat yapmış ortasına gelince bunu görebiliyoruz ama yandan çok ince zaten şöyle baktığımızda burada görüyorum 3 kat çevirin, 4 öbür kat tarafta gördüm 2 var, bak, bak 4 kat gördüm burada 2 tane de burada var 6 kat diyelim. Peki toplamda size lezzet verdi mi? Toplamda bana lezzet vermedi. Su böreği en az 8 kat, en fazla da 12 kat olması gerekiyor. Bir diğeri bölünce bıcık bıcık istemiyorum dediniz. Su böreği bölünce biraz tereyağının akması gereken bir börek. Yumuşak olması. Gerçek bir su böreği. Orijinallikten bahsedeceksek eğer. O kadar çok tereyağı var ki gerekiyor. Bunda. O kadar çok ben tereyağı var ki. Ben tereyağı tadını hiç almadım. Belki de çok tuzsuz, aşırı tuzsuz. Yanında bir sıkıntı yok belki ama biraz sizin yemekleriniz çekmiş. De çok aşırı tuzluydu. Bak kuru şöyle ki peynirin hiç tuzu yok. Belki peynirler de onunla yarı tuzlu. Bir tadına baktınız mı peynirlerin? Peynir bak gördüyseniz eğer. Hayır hayır. İçinden peyniri çektim. Sadece peynire baktım. Bir tanesi baktım. Özellikle kahvaltıda peynir. Yediğimiz bir peynir İçine zaten. İçine maydanoz koymanızı beğendim. Zaten bunu söylemiştim. İçerisine maydanoz isterim demiştim. Ama keşke tavada pişirseydiniz. Öyle üstten bölünce çıtır çıtır ama çok lezzetli bir börek yemedim. Ve buruş buruş olur. Normal çok böyle güzel şey olmuş. Gibi olmuş. Olması gerektiği gibi olmuş. Tavanın didiklenme şekli, içindeki ceviz miktarı, üzerine sosu gerçekten tam olması gerektiği gibi olmuş. Salatayı çok beğendim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Söylediler söyleyeceklerini yani puan vermemek için. Niye peki? Yani niye puan vermemek için bu kadar uğraşıyorlar? Uğraşıyor. Her şeyi sen kendin tek başına yetiştirdiğin yani, için mi? Şimdi yufkayı almış içine pilavı doldurmuş. Ben zaten sen o pilavı yapana kadar 3 tane yemek yapılırdı. O kadar şey vermişsin anladın mı? Çok güzeldi ve puan verdim zaten pilavına. Evet. Ha, tamam mı? Yani ama sen o yufkayı elde açmamışsın. Yani onun yufkası yapsaydın. Elde açılmıyor. Açılıyor. Açılmıyor. Ben o yöresel bizim yemeğimiz evet. Onun. Onu pirincinden ayırıyorsun biraz. Ondan sonra yumurtalıyorsun. Böyle biraz tosluyorsun. Yani Kadir Bey şeye onu şaşıyorum. Kızartıyorsun. Bir önceki gün. Şimdi üzerine yaptığın yorumlara bakıyorum. Bir önceki gün yaptığın yemeklere bakıyorum. Tutuşmuyorsa, uyuşmuyorsa bu zaten puan vermemek içindir. Yani başka da bir şey diyecek. Ben sen dün dedin ya ben senin böreğine de kötü bir şey söylemedim. Sadece olması gerektiği şeyi söylüyorum. Bunun katı az olmuş. Herkes de görüyor zaten. Bir tek ben aynı fikirde değilim. Ben değilim. Arkadaşlar da aynı tamam, fikirde. Katı az ve böyle aşağı zaten inmiş. Bakın. Ve büzük büzük olması su böreğinin, lazım. Normal börek gibi olmuş. Su böreğinin hamuru zaten çok ince olmaz. Bu bir. Su böreği 7 kattan fazlası zaten olmaz. Yani ben bunu en az 8 olmalı. Ben bunu açtığım hamura göre size tepsinin boyutunu da gösterebilirim. Hiç kalmadı hamur. Hepsini döşedim içine yani. Döşemişsiniz. Büzük büzük hani küçük açtığınız i̇şte için onu ben risk almak istemedim. İşte. Onu böyle bütün çıkaramam. Şerif Hanım bak şimdi açtığınız çok kestiniz ya. Bu sefer o katlar aslında çok şey kaba gerek gösterirdi. Bir iki tane daha ama yapsaydınız. Ama bu sefer de siz o katları ayırırdınız böyle. Hayır o katın bir, olması gerekiyor ama iki, su böreğinde. 2, 3. Yok yok o katın olması gerekiyordu su böreğinde. Ya o, zaten evet, kat olması normal zamanda kat olsaydı bu kadar kurumazdı. O katların evet, arasında o buhar yapıyor. Buhar yapınca da o sular içinde kalıyor. Katlar arasında kalıyor ve yumuşak oluyor. Peki ellerine sağlık. Şöyle vereyim. Şerife Hanım yorumları nasıl buldunuz? Yani puan vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Düşük puan vermek için mi yapıyorlar? Yani ona oynuyorlar zaten. Bilmiyorum Nazime Hanım dün haktan hukuktan bahsederken bugün hiçbir şeyimi beğenmemesi, eleştirmesi çok tuhafıma gitti açıkçası. O tavaya biraz daha tereyağı koyun isterseniz. Ya bu sefer de yeniden pişirmişsin derlerse. Hayırlı cumalar efendim. Son gün bugün nereye geldik? Şu anda Maltepe'deyiz. Havva Hanım'ın evinin önündeyiz. Biliyorsunuz Havva Hanım genç bir yarışmacımız ama aynı zamanda biraz sessiz. Diğer yarışmacılar onun için kapalı kutu diyor. Bakalım bugün kutudan hamar attık. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Hava inanılmaz soğuk. Hazırsanız haydi burun kapıyı çalmaya gidiyorum. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Havva günaydın. Hanım'cım hayırlı sabahlar sağ nasılsınız? Sağ olun. İyi nasılsınız? Vallahi çok soğukta hava aynen, dondu yağmurlu. Yemin ediyorum. Hava hazır mısın? Hazırım. Beklenen gün geldi. Evet. Allah bilir kaç günde
temizlik için hazırlanıyorsun. Evet, hazırlanıyorum. Hava açıkçası sen kapalı bir kutusun. Sabah da söyledim. Evet. Yani ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Hamar atmasın, hızlı mısın, pratik misin? Masada da böyle biraz sessizsin. Evet. Ama bence o çok sessizlerin böyle altından fişek gibi masalar, pırıl pırıl temizlikler çıktığını gördüm. İnşallah sen de onlardan olursun. İnşallah. Ama sen çok ezilirsin. Ben sana diyeyim. Yok, hiç ezilmedim zamana kadar. Arada dişlerini çıkart dışarıya. Hayatından Nazime gibi, Sultan gibi, ne bileyim Şerife gibi insanlar olabilir bazen. Böyle içine kapanırsan yanarsın. Yani şöyle, rekabeti severim ama herkese değil. O yüzden rekabeti sevseydik esnaf olurduk. Torpak dünyanın başına. Geç. Hele laflara. Merhaba, ben Hava Akçısak. Evime hoş geldiniz. Aslen Manisa Salihliliyim. 30 yaşındayım. Finansal bir kurumda portföy yöneticisiyim. Evet, sunum nasıl Sultan Hanım? Sunum güzel Kadir Bey ama biraz küçük kalmış galiba ana yemek. Görüntü güzel ama görüntüde bir sıkıntı yok. Şerife sen ne düşünüyorsun? Bence porsiyonlaması güzel ama tadına bakmadım. Herhalde püre biraz şey mi oldu diye düşünüyorum ama cıvık mı oldu püreniz biraz? O geldi bana. Bir de etlerin tadını merak ediyorum. Pişmiş mi, pişmemiş mi? Yani sunum olarak tabakta şık duruyor yok, mu? Yok, bence şık. Porsiyon olarak güzel mi? Porsiyon olarak güzel, sunum olarak şık buldum. Şendur Alpa senin yorumun nedir? Biraz davete gittiğinde şöyle doyurucu bir tabak mı? Tabak biraz boş gibi, küçük gibi ana yemek. Bakacağız, püre de sanki biraz şey gibi ama. Ne gibi? Biraz daha biraz yumuşak gibi. İçerisine biraz süt de koydum, tereyağı koydum. Hani kaşar. Bunda kaşar çok eklemedik ona biz. Yani eklemedim ben ona biraz kaşar. Biraz karabiber de ekledim. Evet. Yani karabiberi şöyle tercihe bakalım. Bıraktım. Tamam. Onu risk almak istemedim. Tarif anlatmamız bayağı uzun sürüyor çünkü yedeklerimiz de olması buyur. Enginarları da bu arada ben kendim bunları ben hafif haşlayıp şeye atıyorum. Fırına. Dondurucuya atıyorum. Kendi ayıkladığım enginarlar. Eti koymadan önce kaşar koydun ete yapışsın diye, değil mi? Dökülmesin. Eti ayrı pişirdim. Hı-hı. Sebzelerini ayrı pişirdim. Birleştirirken altına kaşar koydum. Birleştirirken en son içerisine kaşar atıp kaşarı birleştirmesi için kullanıyorsunuz. Hı-hı. Ama en son malzemelerle harmanladıktan evet. Sonra. Evet Nazime Hanım, nasıl buldunuz ana yemeği, salatayı? Öncelikle eline sağlık Hava Hanım. Afiyet olsun. Enginarları daha önceden hani buzluğa attığı için orada zaten biraz şey oluyor, yumuşuyor. Hani soğutucudan çıkarıyorsun böyle bir şey oluyor vallahi yani. Ben hiç enginara soğutucuya koymadığım için Hava Hanım'a söyleyeyim bence oluyor. Böyle bir şey olmuyor. Şöyle Egelilerin hepsi zaten bunu yani şoklayıp dondurucuya atıyorlar. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Hani ben bunu şey için değil size. Farklı bir lezzet. Enginarın zaten çok fazla tüketilmediğinin de ben farkındayım. Hı-hı. Hani insanlar tarafından tercih edilmediğinin de farkındayım. Çok fazla insanın bilmediğinin de farkındayım. Ama orada bir açıklık getirmek istiyorum. Söyleme sebebim de şu. Bugün nereden buldunuz enginarı vesaire gibi söylemler olur diye bu zamanında gerçekten yapılan ve kendiliğinden tercih edip de onu şoklandığında o şekilde dediğiniz şekilde zaten bu kerevizi yiyemezsiniz, ısıramazsınız. Hani lahana enginar. Tarzı, hani lahanayı mesela buzluğa atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. O hani onun ama enginar atılıyor. Keşke bunu araştırıp da gelseydiniz. Benim buzluğumda şu an atılıyor. Evet, atılmıyor demiyoruz. Bak benim buzluğumda var diyor. Benim buzluğumda var şu an. Atılıyor diyorum zaten, atılmıyor demiyorum. Hayır, çıkınca ama yumuşuyor mu peki? Yok, yumuşamıyor. Yumuşuyor birazcık böyle. Yani pişmesi daha mı çok kolaylaşıyor? Daha kolaylaşıyor. Soğuk alıyor nasıl çünkü atıyorsunuz? Yani hava söylediği gibi direkt şey haşlayıp mı atıyorsunuz, oluyor. Direkt mi atıyorsunuz? Ben hiç atmıyorum çünkü uygun bulmuyorum. Atınca böyle bir soğuk alıyor. Peki nereden biliyorsunuz onu çıktığı zaman yumuşak olduğunu? Belli oluyor. Ağzınızda hani yediğinde kıtır. Yok şimdi hiç atmamışsınız ya. Soğuk çıkınca alıyor. Nasıl yumuşadığını anlayabiliyorsunuz. Soğuk alma gibi bir şey oluşuyor. Onun üstüne peki, çok durmayacağım. Peki bir şey bakın, Sultan Hanım diyor ki atmadıysanız nereden biliyorsunuz da yumuşadığını? Şimdi ben bunun yorumunu yapamam çünkü ben enginar buzluğa atmadım. Kadir çıkınca yumuşak yumuşamayacağını ben yorumlayamam. Ben aşçı olarak çalıştım birinin yanında. Ama aşçıların, bakın yani. Bir şey söyleyeceğim. Bunu aşçılar da dahil olmak üzere zaten çok kesimin kullandığı bir şey değil yani. O şekilde değil. Ve bunu şoklayıp da atılıyor. Biz bunu ayıklattırıp daha sonra gidip onları böyle paketlettiriyoruz. Yani hı-hı. Hiçbir işlem hiçbir şey görme. Ve ben bunu zaten daha öncesinde dediğiniz tarzda bir şey olmaması için ağzınıza bakın ben bunu söylemeseydim siz öyle bir şey demeyecektiniz evet. Zaten çok eminim de. Ben zaten dobra bir insanım ve dürüst bir insanım.
böyle yamuk da konuşmam. Doğru neyse onu söylerim. Siz daha söylemeden ben açıklamasını yaptım zaten. Orada herhangi bir şekilde alabileceğiniz hiçbir şey yok. Tamam. Yani biz diyelim. Bakın şöyle söyleyeyim, ben burada kaç tane hanımefendi var? Dondurucunuza yazdan kalan şeyleri yapmıyor musunuz? Zaten atıp, enginar da sezonluk bir sebze. Şu anda istesen de bulamazsın. Yani, ben yapılmıyor demiyorum gibi. Ama soğuk alıyor. Bir tadı değişiyor, soğuk yumuşuyor böyle. Böyle yani hanımefendiler de suya da koyunca hemen pişiyor. Sıcak görünce hemen şöyle, bir salıyor kendini. Nazım Hanım'ın dediği bazen bu taze fasulyeyi ya da domatesi hiç pişirmeden çiğ çiğ atıyorlar. Çıkarttıklarını hani böyle yumuşuyor. O koku güzel olmuyor. Evet. Nasıl oluyor biliyor musun? Taze fasulyeyi sıcak suya batırıp çıkarıp ya da hafif ateşte kavurup ya da domatesle bir böyle çevirip evet. Hanımefendi diyor ki çiğden çok çiğden koymadım. Bir şoklattım diyor ama. Şoklatıp koymuş ne yani. Ne olursa olsun oluyor. Peki şu an lezzeti nasıl, onu tartışalım. Etleri biraz büyük olmuş hani boyut olarak. Onun dışında da az pişmiş. Ve maydanoz yerine hani süs için koymuştunuz ama ana yemek hem küçük hem onun hani üzerine biraz karabiber olabilirdi. Karabiber tercihe kalan bir şey ya. İşte hani herkesin sevmediği bir şey. Bak üzerine ekleyebilirsiniz. Şöyle yani ondan yana bir sıkıntınız olmaz. Tuz şurada karabiber. Şerife Hanım, kibarlıktan bahsediyorsunuz. Karabiberi o şekilde masaya tak diye vurmanız çok yanlıştı. Şerife neden karabiberi Havva değil de sen verdin Nazım Hanım'a? Karabiber dedim ki yani al bak madem şimdi benim krem şanti gibi bunun karabiberini takacak kafaya. Yani ya dedim ki baksın dedim ister yani. İster koyar ister koymaz hani. Tamam ama o zaman neden karabiberi konuşuyorsun? Yani, tercihe bağlı dedi sana. Karabibersiz hani bir şekilde getirdi. Hem lezzet veriyor hem görüntü açısından ama güzel oluyor. Ama bakın yanınızdaki bayan sevmiyorum dedi. Yani üzerinde görmek istemezsin. Karabiber ben ilk defa duyuyorum. Sevmeyebilirsin. Burasının üzerinde karabiber görüntüsünü ilk defa duyuyorum. Maydanozu koymuş. Evet, yediniz mi maydanozu? Hayır. Görüntü amaçlı koydum. Görsellik o ama. Evet ben de onu maydanozu her yerde yerde görüyoruz ama karabiber hani görmüyoruz. Böyle karıştırıp bir yerde isteyen de yemez. İsteyen yani. Buradan da atabilir işte diyorum. Bu çok büyük bir sorun değil. Şu anda karıştırdınız diyebilirsiniz. Yani bir bahane bulacaksınız ama hani bana böyle karşısında. Bak ben sana aramıyorum. Sadece olması gereken birazcık karabiber oluyor. Yani hiç böyle anlamayacak şekilde koyuluyor. Nazım Hanım hatayla insanlar da ölüyor. Yani dönülmeyecek bir şey değil ki bu. Şerif Hanım artık üzerime gelmekten vazgeçin. Çiğ yemekleri önümüze getirdiniz. Şerife Hanım, Nazım Hanım patlayacak bomba gibisiniz. Korkuyorum sizden. Hani hatayla insan mı ölüyor tamam, yani? Tamam onu kabul edeyim. Tamam. Tercihe bağlı diyelim. Peki neden bu kadar cıvık yayılmış tabağa? Hani cıvık yayılmışlığıyla alakası ben onu az önce de söyledim. Püre halinde ya da yapsaydım onu o zaman dilimi içerisinde iyi ezemeyeceğimi biliyorum. Neden tereyağı zaten şey yapıyor onu böyle sıcak tereyağını atıyorsun içine böyle bu şekil çırpıyorsun sütü koyarak. Çırpmıyorsun ki niye çırpıyorsun bunu? Ezdikten sonra bunu kaşarını da koyuyorsun böyle uzata çırpıyorsun yani tel çırpıcıyla. Siz blenderla ezilen patates püresini püre olarak kabul etmiyor musunuz? Olmaz vurulmaz. Vurulduğu anladım. Zaman böyle peki, cıvık oluyor. Peki salata nasıl olmuş Nazım abla? Biz saatlerce o koca tencerelerde o püreyi eziyoruz elimizle blenderla. Söyleyebilir miyim sana? Farkındaysan ben senin önüne hiç yufka ile ya da herhangi bir şekilde yapılan bir şey getirmedim. Zaten ben bunu elimin emeği olarak getirdim ki öncesinde de yaptım. Elimin emeği olan şeyi herkes açıklıyorum. Herkes elini emeğiyle getiriyor ki bu masaya hiçbir şekilde yani hazır ayrıca bir şey gelmedi. Ayrıca sizinkinde tamam ayrı aşamaları vardı ama benim de bak her yemeğimde sebzesini ve etini ayrı kavurduğumu, evet, onu ayrı haşladığımı. Hani sen de diyorsun ya mesela tek bir pilav tarzında kullanmışsın aşamaları vardı. Bu da ayrı aşamadan kaynama ve püre ezme aşamasından geçen bir şeydi. İki aşamalı. Yani hiçbir yemeğim tek böyle bir ama aşamadan geçme olan bir şey değildi. Demiyor. Püreyi ben blenderdan kabul etmiyorum geçmez, diyor. Olmaz. Araştırın da görün yani. Peki salatayı yani. Nasıl buldun Nazım kaşarını abla? Kaşarını güzel koymuşsun. Nazım abla salata değil. Yorumunda olabilir miyim? Salatası dirilik olarak güzel, biraz ekşi. Onun dışında bir şey yok. Peki afiyet limonu olsun. Şerinden abla sen bir şeyler söylüyordun. Ne kalmış enginarda? Bak kendi ayıtlamış ya. Az buna kalmış. Dikkat etmek lazım diyorum. Altında sıcak kalmış. Ya az bir şey kalmış. Ne Şerinden Hanım bitirsin yorumunu? Az bir şey kalmış aldı. Onu görebiliyor musun var mı? Onu şey konuşmamız lazım. Boş konuşular mı konuşuyoruz? Pişmişliğini, çiğliğini konuşmamız abla, lazım. Konuşulan konulardan rahatsız mısın? Ya rahatsızlık şöyle bir şey yani konuşulacak şeyler konuşulmuyor. Süre uzuyor. Lütfen bunları sen konuş. Hanımlar da arkandan gelsinler. Hangi konuları konuşmuyorlar? Mesela bunun pişmesini, kıvamını onları konuşmuyorlar. Dondurucuda mı? Nasıl konuyor? Yumuşak mı? Onlar konuşuluyor. Bak söyledim zaten. Bak saçakları kalmış. Çevirmişim bak burada. Onu ben söyleyince sen saçakları söylediniz. Benim söyleyince saçakları söylediniz. Ağzıma da geldi tel tel böyle uzun uzun. Tamam da o zaman. Ama Şenur Hanım söyledikten sonra çevirip baktınız. Etler güzel düşmüş. Bana zaten gelene çok kısa yorum yapıyoruz. Hani şey yapmıyoruz. Ben vallahi mesela masada en uzun yorumu siz yapıyorsunuz. Ben dedim ki bunu yapıp saklanmıyorsunuz. Şenur Hanım şu an yorumu nereden baksan 20 dakikayı belki buldu. Kadir Bey buzlukta dedim.
herkes bir taraftan konuştu. Ben yorumlamama bile izin verilmedi. Sen püre, konuşuyorsun püre, deminden beri. Tabii zaten ben açıklama yapıyorum. Çok özür dilerim. Şirinler Hanım'ın da yorumunu vermeyelim. Ne zaman abacığım? Teşekkür ediyorum yorumların için. Evet hanımlar, son puanları veriyoruz. Buyurun tahtalarınızı yazın bakalım. Evet Sultan Hanım, kaç puan verdiniz bugün Havva Hanım'ın masasına, hamar atlığına? Buyurun sesli bir şekilde söyleyin. Havva Hanım'a puanım 2 Kadir Bey. Ne yazık ki çok talihsizlikler yaşamışsınız. Pişme süresiyle ilgili, tatlınızla ilgili. O yüzden 2 puan veriyorum. Pişme süresiyle alakalı ne gibi bir talihsizlik yaşandı masada? Böreğin çok hızlı pişmesi, enginarın biraz sert kalması. İkilik bir yorum yaptı mı Sultan Hanım bugün sana? Yani yapmadı ama doğal olarak puanlama muhtemelen şey için vermiştir diye düşünüyorum, final günü diye. Nasıl yani final günü? Kendi puanınızı korumanız açısından 2 verdiğinizi düşünüyorum. Yani ben az önceki yorumlarınızdan sonra 2'yi asla beklemiyordum. Ben ana yemeği beğenmedim zaten Kadir Bey. Etlerini beğendiniz. Sadece etinin pişmesi ve lezzeti güzel ama enginar pişmemiş, patates püresi olmamış. Mi? Çorbayı da beğenmedim, sadece kıvamı güzel ama beğendiniz. Tadı güzel değil dedim. Salata, çorba. Çorbanın tadı güzel değil dedim. Yani bir ekşilik tatlı geliyor dedim. Tatlınızın da üst sosunu beğenmedim. İçinin kreması çok güzel olmuş dedim. Birinci gün biri kullandığınız için o zaman şu an 2'yi verdiniz. Hayır tabii ki de yok. Birlik bir masa değildi. Nazım Emin Hanım'a kaç puan vermiştiniz? 2. 2. Nazım Hanım'ın masasıyla aynı görüyor musunuz? Çünkü Nazım Hanım'ın gününde çorbaya su katıldığı için sevmediniz. İşi köfteye yandı diye masayı beğenmediniz. Hı. Şu an Nazım Hanım'ın masasıyla burayı aynı mı tutuyorsunuz? Yorumlarınıza bakaraktan söylüyorum. Yani ikisi çok farklı menüler ama yani aynı. Lezzet olarak aynı mıydı? Aynıydı evet. Benimkiyle de aynıydı o zaman. Bana da iki verdi. Evet yani ikisi yani şöyle. İçinde de çok farklı beğendiğim şeyler vardı. Çok beğenmediğim şeyler vardı. Bak ben burada enginarı sevmiyorum, yorumlamıyorum. Damak tadıma uymadığı da yorumlamıyorum. Sultan? Kimseye vermedim. Kimseye vermedim. Eve mi götüreceğim bu üçü? Evet eve götüreceğim. İki kullandı. Yani niye üçü kullanmadın hiç? Üç hak edecek hiçbir masa yoktu. Ben hiç de vermedim. Yoktu. Yoktu. Yani yemeğe yetiştiği masalar mesela Şenur ablanın yemekleri yetişmedi. Şenur ablanın yetişmediği kaç yemekleri. Kaç puan verdin? Bir puan verdim. Bir puan verdim. Şimdi o masayla bu masa arasında bir puan mı fark var? Çok fark var. Yani yemek bak Şenur abla kendi... Kendim söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Var. Kendi ev sahibi olaraktan gününde yemek yetişmediği halde gene de eksiğini söylüyor. Yani ilk günle bugün arasında bir puan nasıl olabilir? O gün dediniz ki peçeteler yalan yanlış konmuş, darma duman dediniz. Kadına dünya lafını söylediniz, yemek yetişmedi dediniz. Okey bir puan verdiniz ama bugün masada menüde dahil bir şıklık vardı. Ne bileyim yani sizin için özenilmişti. Evet, yani, eğer masa önemliyse şimdi... Ben Şenur masayı hiçbir zaman önemsemedim Kadir Bey ama. Ama Şenur Hanım'ın günde masayı yorum yaparken eksikliği söylediniz. Yani orada da hani... Yani ben bunu anlamıyorum. Masa kötüyken kötü ama iyiyken bir farkı yani yok. Yani şöyle, Şenur Hanım'ın masasında dağınıklık vardı. Nazime Hanım'da biraz böyle özensizlik toz vardı, pis toz pislik vardı. Sizde bir bahane buldu masaya. Pardon yani öyle dedi ya. Bende bir bahane yoktu ama yine 2 verdi. Aynen. Yani o yüzden hani genel bir bakış açısına sahip olursak 2. Oraya bana, kusura bakma Nazime abla. Hayır onu demek istiyorum. Birkaç tane tüy düşmüştü. Az önce buradan 2 tane bir siyah bir sarı tüy aldık. Buradan da 2 tane. Bizle alakalı değil. Hayır. Hani Nazime abla onunla alakalı değil. Hayır Nazime abla. Peki bir şey diyeceğim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Orada çok, yorum yaptığı için. Havacım çok fazla geriye gidip çok uzun konuşmamızdan anlamı yok. Evet. Sultan Hanım 2 puan verdi ve 4 gündür 2 puan veriyor. Evet. Evet. Yani evet, bu masada üçünüzle layık hiç hamarat kimse yok. Hamarat şöyle Şerif Hanım'a 1 puan daha fazla verebilirdim. Niye vermedin? Ana yemeğini tekrar işlem yaptığı için vermedim Kadir Bey. Çok samimi söylüyorum. Ana yemeği tekrar işleme koymasaydı Şerif Hanım'a 3 puan verirdim. Peki 2 puan geldi. Evet Şenur abla sen arkadaşlar aramızda konuşuyorum. Son kez uyarıyorum. Lütfen son dakikalar gerilmeyelim. Şenur Hanım. Hava Hanım'a puanım 3. Evet indirebilirsin Şenur ablacığım. Şerife Hanım siz kaç puan verdiniz buyurun. Hava Hanım'a puanım 2. Evet Hava 2 geldi. Buyur. 2 evet açıklamasını alayım. Çorbayı tadını beğenmedim dedin. Çorbayı beğenmedim zaten. 1 puan hiç yemediğim halde. Enginar'a verdim. Yarım puan profiterole, yarım puan da salataya profiterole verdim. Profiterole niye yarım puan verdiniz? Nazım Hanım çok meşakkatli bir tatlı değildi ama siz bayağı meşakkatli bir tatlı dediniz. Uğraştırıcı, riskli dediniz. Niye bir yarım puan verdiniz? Yani ben öyle uygun gördüm. Hayır, bu bir yarışma. Ne yani şimdi yarışma? Nasıl? Ya sosu biraz bir acı geliyordu. Bu bir yarışma derken
Yani yarışma yani psikolojisiyle o yüzden bir yarım puan olmasın diye o zaman evet, vermiş muhtemelen. Dur bir saniye ne yaptın? Bir saniye ne yaptın? Kadir Bey, profiteroldeki o... Yok, yok, az önce ne dedin? Evet öyle yaptım dedi. Yarışma psikolojisiyle yaptın dedi. Öyle yapmış da olabilirim. Bu bir yarışma. Yani herkes gününü oynuyor. Ben de öyle bir adaletsizlik yapmadım. Ama bunu o zaman bir şey söyleyeceğim. O şunu zaman... o hak arayıp da o zaman adaletsizlik yapmayacağız o zaman abla. Yani Kadir Bey, hayattan nasıl başımı koyacağımı derken o zaman evet, düşüneceğim. Ben 3'ü verirken de öyle düşünmüştüm. Zaman, daha iyi yapacağımı düşünmüştüm. 4-5 sen yapalım. Sultan'a hakkını helal etmedin. Şerife dün sana hakkını helal etmedi ama bugün Şerife'nin de senden bir farkı kalmadı. O zaman şimdi helal, bulaşıyor helal, yani. Yapacak bir şey yok. Vallahi bulaşıyor. O zaman hakkını helalden bahsedeceğiz. Ben o zaman Şenur Hanım'a mı hakkımı helal etmemem gerekiyordu. Şimdi ben ona 1 puan verdim diye o zaman bana 2 verdi. Şimdi hava hanımın menüsü evet, de sizce benim bana da aynı mıydı? Yaptı, bir verdi. Yani benim benim hava hanımın menüsünden daha kötüydü. Bana 2 verdi, hava hanıma 3 verdi. Ara sıcağı hiç ben yani. O tam kutudan bahsediyorum ama asla düşüyorum ya. Çiğ mi değil miydi çorbası? Çorba pişmemişti. Nasıl kabul ediyor mu çorbasının pişmediğini? Hayır, kabul ediyor. Şenur ablacığım ben soru sordum. Zaten söyledim çok ben. Pilavı çok ben. Nazım Hanım puanını çevirir misin? Nazım Hanım puanını çeviriyor Şenur ablacığım. Nazım Hanım puanını çeviriyor buyurun. Kadir Bey, puanım Havva Hanım'a 2. Siz niye verdiniz 2 puanı? Tatlısıyla salatasına verdim. Diğerlerini zaten beğenmediğimi söylemiştim. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben 2 vereceğini nereden biliyordum biliyor musun? Risk alarak yedik yani yemeye de bilirdim. Ben sana 2'yi neden verdim biliyor musun sofranda? Sessizdim ama neden verdim? Sultan Hanım'ın masasında bana hatta Şenur Hanım'ın ilk günden itibaren ben çok dikkatli bir insanım. İlk günde o masada da bana 2 vereceğini söyledin. Sultan Hanım masasında da 2 vereceğini söyledin. Hatta ben dedim ki evrene böyle enerji yerme 2'ye numaralı bana. Ve 2 vereceğini bildiğim için sana 2 verdim. Menüsü görmeden nasıl 2 vereceğini ben... söylüyor? Size böyle vallahi bir şey söyledim mi? Vallahi kayıtlarda herkes arkadaşlar. Biliyor. Sofrada biliyorlar. Konuşmuştu galiba. Neyse. Hayır asla böyle bir şey söylemedim. Kabul etmiyorum. Size yemin ediyorum böyle bir şey söylemedim. Arkadaşlar ben. Bir şey diyeceğim. Şu an itibariyle baktığım kadarıyla kimse adaletli bir puan vermedi. Yani kimse kimseden bu masada ben baştan adaletli davrandım ama baktım tüm puanları iptal ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şey maalesef ki adaletli puanlar veremediniz. Az önce Şerif Hanım da kendi ağzıyla itiraf etti. Yarın puan bilerek verdim yarışma psikolojisiyle dedi. Sultan Hanım bu hafta hiçbir şekilde 3'ü kullanmadı. Hep 2 kullandı. Bunların altında yatanları hepimiz biliyoruz. O zaman hazırsanız ben puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisini 20.000 TL'nin sahibine açıklayacağım. Haydi buyur. Hanımlar sizin adaletsizliğiniz yüzünden Kadir Bey bütün puanları sildi. Mutlu musunuz? Kadir Bey'in adaletine güveniyorum. Enem Arat benim de bir günü daha geride bıraktık. Havva Hanım'ın eline koluna sağlık. Beklenmedik bir performans sergiledi. Naifliğinin ardında muhteşem bir hamaratlık yatıyormuş. Bugün gördük. Ama maalesef ki arada olan adaletsizlik bugün de oldu. Özellikle Şerif Hanım üstüne basa basa evet bilerek yarım puan verdin demesi. Ben de zaten lambaları yaktı. Şimdi adaletli bir şekilde Havva Hanım'ın hamaratlığına puanımı veriyorum. Evet, Havva'ya puanımı verdim. Yarışmacı arkadaşlar eminim kime ne verdiğimi çok merak ediyorlar. Hazırsanız kendi puanlarımla belirledim. Birinci açıklamaya gidiyorum. Haydi buyurun Enem Arat benim büyük finale. Ah Havva'cığım şu burayı güzel yapsaydın hepsinin ağzını kapatırdın. Vallahi Havva Hanım sizi tebrik ediyorum. O kadar güzel Nazım Hanım susturuyorsunuz ki. Son dakika itibariyle tüm puanları iptal ettim az önce biliyorsunuz. Maalesef ki hanımlar hırslarına yenildiler ve adaletli puan vermediler. Birkaç tane zaten kendisi de söyledi. Diğerlerinde puanları ve yorumları dikkat çektiği için maalesef ki bütün puanları iptal etmek zorunda kaldım. İlk defa yapmıyorum onu birçok kez yaptım. Maalesef ki oluyor böyle haftalarda işte. Ortada para olunca insan maalesef ki nefsine yenik düşüyor. Bir de yarışma tabii ki de stresi, sıkıntısı. Evet, hazırsanız birazdan 20.000 TL'nin sahibini açıklayacağım. Ama ondan önce biliyorsunuz ki bir etap yapmıştık. Neydi etapımız? Nar ayıklama. Bayağı uğraştırıcı, meşakkatli bir etaptı. Sonunda açıklayacağım. Bakalım etapın birincisi kim oldu? Evet, son iki kişi kaldı. Biri Havva, biri Şerife. 20.000 TL ve... yarım altınımız var burada. Hazır mısınız? Havva birinci olursa onun sevindiği kadar sen de sevinir misin? Kime nasipse o gitsin. Ona gitsin. Peki. Her şey nasip kısmet diyorsunuz. Evet, her şey. Evet. Hazırsanız kritik dakikalar. Ne oldu Şerif abla? Heyecanlanıyorum. Son ikiye kaldın. Yani bunun verdiği mutluluk bile yeter insana yani. Son ikiye kalmak. İddialı da bir giriş yaptım bu haftaya. İddialıydım. Yani iddiamın arkasında da durduğumu sanıyorum. Bunu milyonlar da görecek. Yani ben buraya çocuklarım için geldim. Ahmet'e söz verdiğim için geldim.
İnşallah birinci olurum. İstiyorum yani. Toplamda 11 puan alarak 20.000 TL'yi ve En Amarat Benim madalyasını kazanan yarışmacımız... Kadir Ezildi ile En Amarat Benim de hem bu haftanın birincisi, hem etabın birincisi, hem 20.000 TL'nin sahibi. Hazır mısınız? Hava hazır mısın? Hazırım. Şerif abla hazır mısın? Hazır. 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi, etabın birincisi, 20.000 TL'nin sahibi Şerife Hanım oluyor efendim. Havva Hanım'ın yarım altındaki bu arada. Güle güle kullansın. Eline emeğine sağlık tekrardan. Şerife Hanım'ın da şöyle madalyasını takayım. Evet Şerife Hanım, etabın birincisi oldunuz. En yüksek nar gramajını siz ayıkladınız. Ellerinize sağlık. Havva Hanım, benden temizlik için 5 puan aldınız. Yemekleriniz için 4 puan aldınız. Toplamda 9 puan ulaştınız. Şerife Hanım, siz de benden 9 puan aldınız. Ama etapta toplamda 2 kilo 365 gramlar ayıklayarak 2 fazla puan alarak birinci oldunuz efendim. Bir şey söyleyeceğim, ben ikinciyim. Burada ikinciyim. Bu arada Havva Hanım etabı sadece 300 gramla kaçırdı. Havva Hanım 2 kilo 5 gram ayıkladı. Nazime Hanım 1 kilo 668 gram ayıkladı. Sultan Hanım 1 kilo 261 gram ayıkladı. Şenir abla 1 kilo 22 gram ayıkladı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Bu arada Şerife Hanım sözünün arkasında durdu bu hafta. Kesinlikle mutfakta beni çalıştırmadı. 2 saatin içinde sofrası da dahil her şeyi kendi hazırladı. Ardından da etapta gayet güzel bir performans sergiledi. Dediğinin hakkını verdi. 20.000 TL'sini de şöyle veriyorum. Güle güle kullansın. Evet. Teşekkür ederim. Güzel bir haftayı teşekkür kapattık. Ederim. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.